Her şeyimizi elimizden aldılar. Üvey annemiz komple malımızı, mülkümüze el kattı, gasp yaptı resmen. Altın Top kardeşlerden inanılmaz iddialar. Babamız Alzheimer hastası, felç olmasına rağmen 120 milyonluk vurgun yapanlar acımasızca vurdukça vurdular bize. 39 yaşındaki üvey annemiz bütün malımızı aldı. Babam Yaşar Altıntop, 42 doğumlu. Üvey annemiz 39 yaşında. 300 dönüm tarlamız var, 5 tane evimiz var, 5 tane traktörümüz var. Bütün dükkanlarımız var 3 tane. Bütün mallarım benim diyor. 80 yaşındaki babalarının mirasını 39 yaşındaki üvey annelerinden istiyorlar. Biz küçüklüğümüzden beri aile şirketi gibi çocuk, bütün aile komple çalıştık sapta, sabanda, tarlada. Biz bu istismarcılara, her şeyi planlayan bu insanlara malımızı, mülkümüzü kaptırmayacağız. Kardeşlerin 39 yaşındaki üvey anneleriyle büyük yüzleşmesi. Babamın ölümünü öne çekme şüphelendik. Şikayet ettik anında, şikayet ettik. Babamın ölümü şüpheli. Hukuk davaları yüzünden ölümü öne çekilmiş olabilir. Mide boş çıktı, beyinde ileri derecede ödem, vücutta yatak yarası çıktı. Birazdan. İki saat sahip çıkmamışsın ya. İki saat boşluğu var. Sen peşine birileri taktığını söylesene, sahip çıkarım ben çocuğa. Türkiye kayıp miracı arıyor. İddiaların ardı arkası kesilmiyor. Mahsus yani ehliyeti falan var mı yok mu bilmiyor ama araba sürmesini biliyor. Senin ehliyetin var mı? Yok. Araba ama kullanmayı biliyor musun? Hayır. Kim doğruyu söylüyor? Mahfuz da Remzi, bir şahıs daha var, onun ismi söylemeyeyim. Hiç aranda iş falan çevirdiler mi yani? 250 defa telefon görüşmesi ve sık sık yüz yüze görüşmeler var. Eğer ki bunun altında çocuk yoksa, çocuktan daha önemli nasıl bir sır var ki aranızda? Bunu ifşa edin. Remzi ve Mahfuz 250 kez telefonda ne konuştu? Ellerinde somut bir delil, kanıt, görüntü. Her ne varsa götürsünler, emniyet güçlerine versinler. Benim suçlu olmadığını emin olun. Hala cevap yok. 250 kere ne konuşmuş? İddiaların odağındaki isimler soruları yanıtlamaktan neden kaçıyor? Kardeşim bir çocuk kaybolmuş, bir can. Can? Şu anda ölü mü? Bir yerde gömülü mü? Bir yerde kaçırıldı, büyüyor mu? Yıkılsın ya. Çocuk bulunacaksa yıkılsın yani. Yıkılsın. Her yer yıkılsın yani. Her yer yıkılsın. Kayıp miraç dosyasındaki önemli gelişme ne? Serap Baköz konunun takipçisi olmaya devam ediyor. Birazdan. Tane çeyrek altın. Aynen öyle. 15 bin lira nakit para, 5 bilezik, 2 kolye, 3 yüzük, küpe, düğüne de bir 150 bin lira gitmiş. Diğer harcamalarla birlikte 500 bin lira. Ve kadın gitti. 3 gün 3 gece düğün yaptı. Evde birinci katta kimse yok. Evin için darmadağınık etmişler. Mutlu bir yuvam olur sandı, hayatı karardı. Daha sonra telefona sarıldım ben, üvey annesi çıktı karşıma telefona. Seni öldüreceğiz, senin bütün mal bağını alacağız, seni öldürüp kıyıya atacağız. Ve şu anda da tehdit altındayım ben. Sahte gelin düğünden sonra altınlarla kaçtı. Bir de bu yetmezmiş gibi, şimdi üzerinde kolyeyi de görüyorsunuz. Evet. Sosyal medya hesabından düğünde takılan o 5 bilezik falan var ya, yüzükler vesaireler, onları böyle takıp orada pozlar veriyormuş. Zafer, sahte karısına kaptırdığı altınları geri istiyor. Birazdan. Sevgili seyirciler, merhabalar efendim. Star ekranlarından, yurt içinde, yurt dışında bizi izleyen bütün sevgili seyircilerimizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz ekranlarınızın karşısına. Güzel bir gün diliyorum efendim. Sağlıklı, huzurlu bir gün diliyorum. Allah iyilerle karşılaştırsın sevgili seyirciler. Tabii Allah iyilerle karşılaştırsın, içine ben Avukat Hasan Bey'i de koyuyorum. İki gün böyle düğün falan, Adana, insan bilmiyorum, kendi düğünü değil herhalde değil mi? İki yok, gün insan... yok değil Serap Hanım. Ya, düğünü değil. Olmuştu onun yıllar önce. Önce. Ama bir insan ancak kendi düğününe gider iki gün yani. Ya, onu da katıyorum. Allah iyilerle karşılaştırsın arkadaşlar. Kameraman arkadaşlar da amin dediler. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Baş başayız.
adli tıp uzmanımız Doktor Taner Güven hocamız bizimle. Takip ettiğiniz konu ve konuklarımla yeni gelişmelerle efendim huzurlarınızdayız. Gerçeğin peşinde dünkü programda son dakikalarda yer verebildiğimiz Zafer Yüksel'in konusuyla başlayacak. Efendim Ocak ayını 2021'in Ocak ayında bir kişiyle tanışıyor. 2 gün içinde nişan, 10 gün sonra nikah, 5 ay sonra düğün, sayısız takı, onların hepsine geleceğim. 3 gün 3 gece düğünler vesaireler. Düğünden sonra da normal her yeni evli çiftin yaptığı gibi evlerine geçiyorlar. Ama ertesi gün iddiaya göre gelin, ki o sahte gelin diyor, ben demiyorum, o onun iddiası. Bütün altınları, takıları, efendim düğün için geline alınan bütün üstü, başı, her şeyi alarak gidiyor. Ve o bileziklerle filan da sosyal medyada böyle gösterişli fotoğraflar koyuyor. Çok affedersiniz, özür dilerim, tırnak içinde söylüyorum. Kerizin paralarını yiyorum gibi de bir ifade kullanıyor. Çok çok özür diliyorum. Böyle şeyler olmuş. Neredeyse 1 seneyi geçmiş, yani 1,5 sene olmuş. Hala bu işin peşindeler. Bugün Zafer annesiyle birlikte geldi. Annesi Dilber Hanım, babası Yalçın Bey varlarını yoklarını bu düğün için harcamışlar. Bugün stüdyomuzdalar efendim. Zafer Yüksel'le başlayalım. Tane çeyrek altın. Aynen öyle. 15 bin lira nakit para. 5 bilezik, 2 kolye, 3 yüzük, küpe, düğüne de bir 150 bin lira gitmiş. Diğer harcamalarla birlikte 500 bin lira. Ve kadın gitti. 3 gün 3 gece düğün yaptı. Evde bir gece katı kimse yok. İlk evin için darmadağınık etmişler. Mutlu bir yuvam olur sandı, hayatı karardı. Daha sonra telefona sarıldım ben, üvey annesi çıktı karşıma telefona. Seni öldüreceğiz, senin bütün mal bağını alacağız, seni öldürüp kıyıya atacağız. Ve şu anda da tehdit altındayım ben. Sahte gelin düğünden sonra altınlarla kaçtı. Bir de bu yetmezmiş gibi, şimdi üzerinde kolyeyi de görüyorsunuz. Evet. Sosyal medya hesabından düğünde takılan o 5 bilezik falan var ya, yüzükler vesaireler, onları böyle takıp orada pozlar veriyormuş. Zafer, sahte karısına kaptırdığı altınları geri istiyor. Şimdi. Dilber Hanım hoş geldin. Yalçın Bey hoş geldin. Oldu. Zafer hoş geldin. Hoş buldum. Siz tabii kaç tane erkek evladın var Dilber Hanım? Bir tane. Bir tane erkek evladım var, bir kızım var. Yani bir tane evladımın, erkek evladımın bir tek. Mürüvvetini göreyim diye varını yoğunu ortaya koydum. Hep kızım. 500. Mağdurum. Mağdursun. Heşim halde çalışıyor. Kendim terelerin içinde canım çekiyor ki o parayı kazansam da çocuğuma harcadım. O yazık değil mi? Çocuğuma yazık değil mi? Çocuğumu gururuyla oynadılar. Çocuğuma her şeyi söylediler. Bazı iftiralarda atmışlar. Öyle bir iddiaları var. Yani şöyle söyleyeyim, galiba annesi demiş ki hani peşine düşmüş sonra 2 gün sonra niye bu gitti bu kadın? Akşam gittim diye peşine, saçımı başımı hep yoğundum. Yoldular. Ben yoğundum, kendim ağlanım yere vurdum. Baktım ki onlar zopeler ellerinde, çomaklarla beni kovaladı. Çıkın oğlum, çıkın üstüme vurdular. Ağlayarak geldim, karakola gittim. Karakolu da bağlamışlar. Bağlayamazlar. Karakolu falan bağlayamazlar. Hiç olayın içinde bir senedir ki başka şeyler var. İddiaya göre de bazı işte iftiralarda onurunu kırıcı şeyler söylemişler. Yani işte 30 yaşındasın ama 70 yaşında adam gibisin. 75 yaşında gibisin. Aynen. Gibi. Ben söyleyeyim, siz anlayın artık. Yani balayına, aynı şeyi söylediler bir tek çocuğuma. Balayına çıkacaklarmış. Hani balayına çıkalım. Ondan sonra güzel güzel evliliğimize başlarız gibi. Öyle değil. Ertesi gün ne oluyorsa kızın teyzesi, halasıyla üvey halası, annesi. Üvey annesi eve geliyorlar. Geldiler onlara sofra. Sen neredeydin Dilber Hanım? Ben onlara sofra kurdum. Ha. Yemek yedik, içtik, sohbet ettik. Dedi gelinle dedi ki ikisi halasıyla üvey annesi evin üstüne çıkalım diye. Evin üzerine çıkalım. İki kat siz alt katta oturuyorsunuz. Ben alt katta oturuyorum, bu üst katta. Yeni evliler üst katta.
Ben de gittim evin üstüne bakayım ki onlar hazırlık ediyorlar ama balayın üstüne. Ne dedim bunları topla dedim bu eşyaları dedim. Balayına gidecekler daha diğer akşam diye. O zaman kızım dedim çocuk dedim mallara baksın da dedim. Ben de telliye tütün kalacağım. Tütünü kalmasam. Yani onu halası, üvey annesi ve gelini evde yalnız bıraktınız. Yalnız bıraktım. Sen tütüne gittin. Bu da ahire. O da hayvanlara bu bakmış. Bu da işte. Ben de çarşambadaydım. Çarşambadasın. Olay da Bafra'da geçiyor efendim. Olay da Bafra'da geçiyor. Bafra'da geçiyor. Yani. Derken dur. Bir an konuşurken sen sus. Sen konuşurken ben susayım. Tamam. Bu arada... akşam da balayına gidecekler ya hani her şeyi de biletleri vesaireyi hazırlamış. Kapadokya'ya gidecekler. Yer ayırtmış. 500 bin lira masraf etmiş. Düğün artı takılar artı kıyafet. Fakat Zafer eve geliyor yarım saat kadar hayvanların başında. Eve geldi. Evde bir baktın ne karın var, ne halası var, ne üvey annesi var. Yani aynen öyle. Ayakkabısız götürmüşler. Ayakkabıları bana Zafer sen bırakmış. Ayakkabısız gittiğini nereden biliyorsunuz? Telefonu orada bırakmış. Bir tane mi ayakkabısı vardı? Bir tane onu kullanıyordu. Tek tek konuşuyoruz. Sadece onu kullanıyordu. Onu kullanıyordu. Onu bırakmış orada. Ayakkabısız olarak kızı yani karımı ayakkabısız olarak tutuyorlar kolundan. Belediyenin resmi aracıyla beraber evin önüne çekiyorlar. Kaçıp gidiyorlar. Şimdi kızın babası iddiaya göre belediyede çalışıyor. Taşeron aynı. Ve resmi araçla yani o halayı ve şeyi üvey anneyi baba getiriyor o araçla. Bu sefer de kızını alıp eşyaları da alıp efendim 60 tane çeyrek 15 bin nakit para 5 bilezik 2 kolye 3 yüzük küpe ve düğünde harcanan bir para da var tabii. Onları saymayalım. 150 bin onları lira. Onları saymayalım. Onları ama onu da say. Toplam yani zararınız... 500 bin lira. Elindeki telefon bile çocuğa cep telefonu aldı. Cep telefonuyla dahi çocuğa aldı. O telefonla bize laf ediyor. Yani benim aldığım cep telefonuyla sosyal medyada aileme küfür ediyor. Bize laf ediyor. Bize taktik ediyorlar. Ben şu anda ekran çektiğim için dün bugün sosyal medyada paylaşım yapmışlar. Resmi koymuşlar. Sen ekrana çıkacağına git tabanca kafana sık demişler. Öyle diyelim bize. Attım da siz bak sakın sakın bunlara. Aynen. Öyle bu, diyorlarmış şu anda. Bu dolduruşlara sakın ola ki geleyim aynen. Demeyin. Sizin yasal haklarınız var. Onları kullanacaksınız. Biz de yasal hakkımızı kullanıyoruz. Biz de yasal hakkımızı biz zaten ben bir senedim ben. Onlar bize her şeyi yat dediler. Biz tehditler, küfürler. Biz hiç ben sessiz adalete bıraktım. Adalet bir seneden beri 10 tane mahkeme oldu bir şey çıkmadı. En son size sığındım ben. Bizim ağzımızda onlara karşı o kadar şey yaptılar bana. Bir kötü kelime daha ben çıkmadı gene. Çıkmaz kötü göz sahibi beni herkes biliyor. Bizim, biz Bafra'da sayılı bir aileyiz biz. Herkes nasıl insanlar olduğunu bizi biliyor. Ben 16 sene okul okudum. Bunlar beni aç gezerek beni okuttular müvettimi görmek için. Bunlar da bize bu hali yaptılar yani. Ben şu anda mağdurum. Yüksek mahkemelere, yüksek avukatlara, yüksek hakime sesleniyorum ben. Lütfen çözsünler herkes yani, yoluna. Herkes kendi yoluna. Bir senede ben uğraşıyoruz yani. Ben annemin teriyle çalışayım da kazanayım. Helal para isteyeyim. Ben haram istemem. Aynen. Onlarda haraj istemeyeyim. Serapanım. Biz kendi anlı terimizi istiyoruz. Ben elimi kâbeye sürmüşüm. Haram parayı ben bizde öyle yaşay olmaz. Şimdi bir... Ben kendi helal paramıyla benim altınlarımı çalıştım. Gelinlik yapsaydı bize 10 gün, 15 gün. Hı. Bir ay, iki ay. Derdim öyle. Daha gelinimizdi. Anlaşmadı, gitti. Bir güne gelinlik için... Gelinlik ne yapmadı? Rüya gördüm, rüya. Bir bardak çay elimizde öpmeden gitti bu. Rüya gördüm daha. Peki ben bir babayım daha, baba oldum. Peki bir şey söyleyeceğim. Yakın bir komşunuz aracılığıyla... tanışılıyor. Yani nal çiçeği size yakın bir komşunuz öneriyor. Ha, öyle bir aile kim yok. O komşu? Öyleydi. Böyle isim düğünlerde şey yaptılar, böyle şey yaptılar. Tek tek konuşalım. Zafer kim tanıştırdı? Uzattan ama ismini kullanma dedi. İsmini da kullanma. Aynen. Ama bu komşu bu işin içinde olabilir yok, mi? Yok. Onun için hatta o şu an mahkemede beni şahitlik dahi yaptı. Şahitlik onu da tehdit ettiler yani. Tehdit ediyorlar. Aynen. O da şahitlik yaptı. Benim için geldi mahkeme şahit. Peki, o da nasıl? O nereden tanıyormuş? Komşu nereden tanıyormuş? Uzadan bir akrabadan da tanıyorlarmış tabii birbirlerini. Yani başka birisi mi komşuya tavsiye etmiş? Çete oluyor ya bu saatte yok, gelince. Yok anladım. Bilmiyorum o kadar. Ben söyledim bana. Ben dedim ki şimdi bizim orada adettir Selam Hanım. Hı. Şimdi ben de bunu okuttum ya. Bizim orada 17-18 oldu mu... Erken evlilik oluyor. Köy. Erkekler de mi öyle erkekler? Erkekler evet, ha erkekler. 17-18 oldu mu evlendirirler. Şimdi bu da okudu. Okuyunca bir geç kaldı. Ben de dedim ki ya buna şey anladın mı? Göreceğiz. Bir kız görücü, var mı? Ben buldum ha. Gör ben mi şey oldum? Ben. Onların peki o komşunun akrabası mı oluyormuş? Yok yok. Yok, şey. Yok. Şimdi aynen. Serap Hanım onların ben şimdi şey yaptım. Daha hiç şeyleri yoktu. Sağda takı takıldıktan sonra bunu değiştiler. Başka türlü şeker gibiydiler. Hiç sorumumuz yok hocam. Ben gidiyordum evlerine gidiyordum. Ne sorumumuz? Evlerine gidiyordum. Şimdi ben halda çalıştığım için
hal durumunu belki de bilirsin. Sebze mebze. Kendime bir yarım kilo sebze aldıysam elma, armut giderdim. Yarım kilo da onu alırdım. Traktörüme binerdim. Şimdi pandemi dolayı yasak vardı ya. Şimdi halda çalışanlar serbestti. Yani koronada biliyor, da. Biliyorum. Yani, serbest. Traktörüme binerdim. Giderdim al dedim kızım. Ben yiyeyim sen de ye. Ünlüydük. Beş ay boyunca. Bunlar takıdan, düğünden sonra bunlar bir çeşit oldu. Bir şey daha soracağım. Bu işte görücü usulü görülüyor. Sonra hemen niye iki gün içinde kim istedi bunu? İki gün içinde nikah. On gün içinde nişan. Hep beraber konuşmayın ne olur. İki gün içinde nişan, on gün içinde düğün, nikah. Pandemi olmasaydı düğünü de herhalde hemen yapacaklardı. Aynen. Pandemi yasakları sebebiyle 5 ay sonra düğün yapılıyor. Bu kadar çabuk olmasını kim istedi? Kız ben istedim. Siz istediniz. Çocuğum bir an önce mutlu olsun, yuvasını kuralım. Ben de başımı rahat ediyorum ama öyle oldu ki başımda bir yazma bağladık. Düğme de çözemiyor, adı sen çözersen çözersin. Kızınız evli mi? Evli, o evli, kendi evinde, yuvasında. Ha, bir oğlumuz var dediniz, bir iki katlı var. Eviniz var. Alt katta siz karı koca oturuyorsunuz, üstü de oğlunuza dayadınız, döşediniz. Dayadım, döşedim, ben 250-300 bin hata da içine şey yaptım yani öyle. 5 ay sonra Ocak'tan hangi ay oluyor? Temmuz. Temmuz'da mı yaptınız? Aynen, pandemi yasak olduğu için ama yasak olmasa Mart'ta yapacaktı düğünü. 7 ay sonra da bahçede falan böyle 3 gün 3 gece davullar çalındı, yemekler yendi. Aynen. Doğru mu? Aynen. Nişanlı düğün yapıldı. 5 tane gelinlik aldım. 5 yaptım. Tane. 5 gelinlik mi? 5 tane gelinlik aldım. 5 tane. Ne yapacaktı 5 gelinlik? Yok, bir tane gelinlik, bir abiye, bir mekana şerif onlarla beraber. Abiye 5 tane gelinlik aldım. Beş tane duvar ilan, beyaz duvar ilan gelinlik bana aldırdılar. 5 tane. 5 gelinlik. Samsun'a gidiyorsunuz Bafra'dan kalkıp. Oradan gelinliklerini, 5 tane gelinlik. 5 tane gelinlik aldım onu. Bir evden çıkarken, bir düğünde, bir işte kınada falan. 5 tane gelinlik aldım onu. Şimdi Zafer, dedin ki dün biz nişanlandık 2 gün içinde. Evet, 10 gün sonra da nikahımız yapıldı. Aynen. Ama adettir, düğün olmadan aynı çatı altına bazı yerlerde girilmiyor. Aynen. Sizinki de öyle. Peki hiç de bizi yalnız bırakmadı dediniz. Hiç bırakmadı. Kimse bırakmadı. Aynen. Hep yanımızda birileri oldu. Evet, aynen. Yani birbirinizi tanımaya fırsatınız olmadı. Olmadı, aynen. Sen bu kızın neyinden etkilendin? Hiç. Açıkçası bir daha da dedim mesela ailem için mantık evliliği olsun dedim. Aslında iyi dediler falan. Öyle şey yaptılar. Ben yaşım geldi dediler buna. Mantık olarak iyi dese iyi yani mantık evliliği olarak ben şey yaptım yani. Ben ne bileyim öyle kötü çıkacağını. İyiydi yani. İyiydi biraz da yani. Bana karşı iyiydi yani. Yalan konuşmak istemiyorum. Neyse o yani. İyiydi yani. Biraz yani. Karşımda iyiydi. Ne zaman yani mesela sonra. O 5 ay boyunca tamam yanınızda birileri vardı. Aynen, evet. Görüşüyordunuz, konuşuyordunuz. Aynen evet. Toplu da olsa. Ne zaman tam bu düğün oldu, takılar takıldı, eve geldiniz. Ondan sonra mı huyu suyu değişti? Aynen evet öyle. Ondan sonra artık değişti. Nasıl bir insan olduğunu zaten ben de zaten şaşırdım yani. Ya diyelim ki ayın 5'inde düğün oldu. Evet. 6'sı sabahı bu hala üvey anne o gün mü geldi? Bir gün sonra. Gün, aynen geldiler. Evet. Gece yatırlar, sabata geldiler. Ya nasıl bir şey bu ya? Hiç öyle gördünüz mü? Öğlen sonra baktım bir geldiler. Yani anlaşamadık başka bir şey. Ama bunun için de zaman lazım değil mi? Zaman lazım. Birkaç ay evli kalırsın. Anlaşamıyorsundur. Huyu suyu tutmamıştır. Sabahtan geldiler. Kaldı ki 5 ay boyunca nikahınız var. Siz resmen karı kocasınız. Dışarı çıkıp bir yemek de yiyebilirdiniz. Bir kafeye de gidebilirdiniz. Daha çok birbirinizi tanırdınız. Buna da fırsat verilmedi. Aynen. Ekorot'ta bir de pandemi oldu ya kafeler falan o zamanlar kapalıydı. Sence Nal Çiçek de senden hoşlandı mı? Yani böyle bir konuşma geçiyor muydu aranızda? Seni seviyorum diyordu bana. Diyordu. Diyordu ama maddiyada çok da şey yapıyordu yani. Sürekli para şeyinde, derdindeydi mesela. Para şey yapacaksın aileme, bana. Yani sürekli yani bir şeyle kopanın peşindeydi yani. Bu düğünle o 5 ay arasında diyorsun. Evet aynen. Düğünden nikah arasındaki 5 ayda ne için para istiyordu senden? Eşya, çeyiz, malzeme. Bir de ayrıyetten dedim mesela yani harçlık veriyordum ek olarak yesin işte. Hadi diyelim bir şey al kendine falan aynen, ama evet. Çeyiz düzmek için erkek tarafından erkekten para istenmez ki. O yaşta çeyizi yok dedim muymuş? Dedim ki durumu biraz iyi değildi maddi olarak dediler bana. Zaten ben her şeyi kendim yaptım. Biraz bir de desteğim olsun dedim. Ben zaten yine yani şöyle ben kendim ayrı çeyiz yaptım ben. Kendim ayrı ekol mesela daha mesela
gidiyordum ya mesela İstanbul'a, Ankara'ya falan. O da mesela çeyizli kendime eşyalar falan alıyordum. Bunu herkes arkadaşlar. Evini döşemek aynen, için. Aynen evimi döşemek için. Öyle heveslendin bir, yani. Hevesim vardı aynen evet. Peki onun gidişi en çok yani duygusal olarak mı senin? Tabii maddi olarak zarara aynen uğramışsınız ama bağlanmış mıydın bir taraftan da? Tabii ki bağlandım. Yani bir şok geçirdim. Bir de zoruma giden ne biliyor musun? İftira. Hadi attın. Mesela o kadar maddi bir kenara bıraktım ben. İftira neden atıyorsun? Sen benim erkeklik gururum var. Şerefini neden oynuyorsun? Yani cümle alemi için yüzlerce insan içinde karakol önünde da üvey annesi bağıra bağıra herkes bilmez görmüş gibi öyle konuşmalar yaptı yani herkesin içinde. Ben o yüzden boğazımı ipe şey yaptım. Ailem şey yaptı. Daha önce bir evlilik geçirmiş mi bu kadın? Bilmiyorum o kadar. O kadar da bilemiyorum. O kadar bilmiyorum. Yalan... Hayır yani bir farkları falan bilmesi lazım detay anlatması için de. Yani kendini aslında kendi şerefini lekelemiş bence böyle konuşuyor. Yani aslında. Çocuğuma böyle ilan oynadılar. Çocuğuma geleceği ilan oynadılar. Çocuğuma da versene. Gittim çocuğa rapor aldım. Yazık günah değil mi ya bana ya? Gittim, 1 milyar gittim doktora gittim buna rapor aldım. Ya yazık günah değil mi bize ya? Çocuğunu doktora götürdüm. Bizi diri diri toprağa gönderelim. Şimdi biliyorsunuz bazen kadınlara iftira atmanın çok basit böyle çok iğrenç bir kelime vardır onu söylerler biliyorsunuz hemen. İlk başta kadını aşağılamak için söylenen hakikaten erkeklerin daha çok kullandığı bir kelime vardır. Korkunç. Ama kadınların da işte erkekleri aşağılamak için kullandığı belli enstrümanlar var. Bunlardan biri de onuruyla, gururuyla oynayacak şekilde bir erkeğe laf sokmak ya da onu söyleyip onu küçük düşürmeye çalışmak. Oysa ki bunlar gerçekten daha doğru düzgün hani balayına bile çıkmamış bir çiftten bahsediyoruz yani. Böyle bile olsa ortalıkta bunu dillendirmesi falan tabii çok yaralamış Zafer'i. Nasıl bir rapordur bilmiyorum ama bir rapor almış. Size şunu söyleyeyim aile sen 70-75 yaşında bir adam gibisin. Öyle dedi herkesin için. Bizim kızımız sana dönmeyecek öyle demişler. Değil. Şimdi canlı yayınımız hazır mı arkadaşlar? Bafra'dayız. Bafra'da muhabirimiz Esra Bafra'ya gitti. Karşısında da Nal Çiçek'in anneannesi Fethiye Hanım var. Sen anneanneyle tanıştın. Üvey anneannesi. Üvey anneanne. Neyse ama şöyle mi? Karı koca evet, ayrılmışlar mı? Nal Çiçek'in annesi ölmüş mü? Ne olmuş? Yok ölmedi. Annesi bu haberdar duydu annesi var ya benim için ağladı. Anneannesi şu anda benim tarafımdalar. Bağlansınlar. Oğlum diyor. Öz anneannesi. Öz anneannesi. Öz anneannesi. Aynen. Şimdi anneyle baba ayrılıyor ve Nal Çiçek'in babası başka bir kadınla evleniyor. Aynen ondan evet. Üvey anne dediğiniz o. Aynen. Ekrandaki de onun annesi. Üvey annesi annesi aynı. Peki Fethiye Hanım merhaba. Merhaba canım. Fethiye Hanım siz kaç yaş? Evet. Nal Çiçek kaç yaşındaydı sizin kızınızla babası evlendiğinde? 13 yaşındaydı. Şu anda 24 galiba. 11 senedir yani. Bana yine yalan söyletme ya. Ya 10 yaşında olacak, ya 13 olacak, ya 9 yaşında olacak. Tamam yani en az 10 senedir sizin yanınızda, doğru mu? Evet, aynen öyle. Aynen öyle. 13 senedir bizim yanımızda. Peki ne oldu? Bir anda veriliyor, her şey güzel, düğünler, dernekler, 3 gün, 3 gece takılar, balayı, programları yapılıyor da bir gün sonra hemen Nal Çiçek halasıyla ve sizin kızınız yani üvey anneyle eve gelip ne var ne yok toplayıp gidiyorlar. Asıl amaç bu muydu peki Fethiye Hanım? Serap Hanım, ben Allah için konuşuyorum. Ne onun için konuşurum, ne onun için konuşurum. Bu çocuklar, hani Zafer diyor ki ben tanımıyordum, etmiyordum. Bunların bu akrabası. Bunların akrabası. Hiçbir şeyimiz bu hani... Olur. Zafer gelin, bunlar da yüksel, bunlar da yüksel. Bunların akrabası. Bundan sonra hani evet, tanımıyorduk, etmeyecek diye bir kelime yok. Bunların akrabası. Bir, benim kızım bana geldi dedi ki, anne dedi, Nar Çiçeği dedi, bizim dedi Üçpınar'da akraba var, ona vereceğiz dedi. Kızım dedim, niye acele ettiniz? Daha Nar Çiçek çocuk dedim. Dur dedim. Anne dedi iyi bir insanlarmış dedi. Yakamızdan kurtaramıyoruz. İstiyor dedi.
O zaman kızım dedim, istiyorsa tamam dedim. Sonra çocuğu bir göreyim dedim. Gördüm. Kızım dedim, buna veriyorsunuz ama ne bileyim ben dedim, hiç hoşuma gitmedi. Ben Allah için konuşurum. Nesi hoşuna gitmedi? Üniversite bitirmiş, ailesiyle birlikte. Bir tanem, üniversite bitirebilirsin. Bir kadını alırken karşındaki kişi kadını çevirecek. Kadına bakacak, kadının ihtiyacını görecek. Görmüş bundan işte sonra, yani bir günde mi anladınız? Yemediğimi yedim, içmediğimi içirdim. Hayır, daha eve girip de beraber bir zaman geçirmemişler ki. Bir saniye, ben konuşurken lafımı kesme. Peki, anlat bakalım, evet. Sonra bir tanem, ondan sonra bunlar apar topar bir düğün işine girdiler. Apar topar, bir nişan yaptılar. Aylar arasında böyle bir yüzük müzlük taktılar. Akşamza bak, benim kızımın orada bunlar. Gündüz de orada, gece de orada. Yalan şeye bak. Sonra hayatta. Hayatta yalan şeye bak. Ondan sonra akşamza bak, oradalar. Sonra akşam kızıma dedim ki, kızım dedim, bir dür olan kişi dedim. Her gece ne iş olur bir kız evinde? Oğlanına sonra oğlan çalışıyor. Oğlan tekelde çalışıyor. Evet. Oğlan geliyor. Ondan sonra bakıyorum Zafer bugün kızın yanında. Buraya gidiyor. Buraya gidiyor. Her gün beraberler. Her gün geziyorlar. Tozuyorlar. Bir annesi Serap Hanım şunları sustur. Benden konuşacaksan şunları sustur. Birisi konuşurken diyorum ki ne olur o dinleyin sonra. Evet, devam edin. Bunlar susma bilmez. Bunların ırkı Kürt. O çok biliyor. Kimsene ı**masınız. Ya Kürtlerin yani. Dinini beğenmeyin mi? Rica ediyorum. Kürt'üm ben iken etmem. Konuya, konuya gelelim lütfen. Allah evet. Allah. Ama... Dolandırıcılığa lafı niyet. Dolandırıcılığa lafı niyet. Annen susacak mı? Ben bir anayım. Ana. Allah seni başına da götürsün. Ben bir anayım. Dolandırıcılık yaptılar bu. Dolandırıcılık. Sen kaç kişinin ağzını yandırdın? Ağzımı açma. Şunu sustur Serap Hanım. Yüreğim yandı, yüreğim bir tek tamam. Dilber Hanım susacak mı? Ya yayımdan çıkar, ya sustur şunu. Sen çık, sen ben anneme teriyle çalışayım, tamam. Dilber Hanım, seni çıkarayım mı dışarıya? Tamam. Eğer hani mani olamıyorsan kendine gerçekten. İstersen hani mani olamıyor olabilir yani. Çünkü onun da içi dolu. Evet, devam et Fethiye Hanım. Sonra bir tanem, bu çocuğun düğününü yaptılar. Bunlar nikah kıydılar. Bunlar akşam sabah orada. Bu kadın, Dilber Hanım, yevmiyede çalışıyordu. Yevmiye gidiyordu. Oğlanın da direktör vardı. Direktörle gidiyordu, kızı da alıyordu. Anasının yanına gidiyorlardı. Geziyorlardı, dolaşıyorlardı direktörle. Ondan sonra olabilir. Eve geliyorlar. Nikahlı karısı dolaşır, ne var ki bunda? Tabii canım, tabii. Evet. Hani yasak masak hiçbir şey işi yapmadılar. Evet. Allah var çünkü. Eli göğsüne koyacaksın. Dünya malı için yalan konuşmayacaksın. Peki, devam edin. Sonra bir tanem, ondan sonra kız gidiyordu, geliyordu. Bir gün oldu, beni çağırdı bunlar. Dür de beni çağırdı. Ne oldu dedim. Sen dediler damatı söyle. Ondan düğünü dediler yapalım dedi bunlar. Bunlar düğünü yapalım dedi. Bu oğlan tarafı. Ben sonra gittim oğluma dedim damata. Okan dedim yavrum. Böyle böyle dedim. Diyorlar dedim. Düğünü yapalım diyorlar dedim. Ne diyorsun? Anne daha erken dedi. Benim de var dedi. Benim dedi maddi durumum iyi değil dedi. Daha erken dedi. Yapamam dedi. Oğlum o zaman karışmam işiye dedim. Kendin bilirsin, kendini dersin dedim. Karışmam dedim. Ne zaman vakti gelirse o zaman yap dedim. Sonra bunlar da dediler ki biz nikahımızı yaptık, gelinimizi alacağız. O kızın babaannesi. Babaannesi de aynısını bunu dedi bana. Sen söyle dedi, damatı senin sözün geçer dedi. Söyledim buna, yok anne dedi. Şimdi izin vermiyorum anne dedi. İyi oğlum. Arada zaman geçti. Kızın eşyaları ama eve sığmıyor.
Kızın eşyaları, çok eşyası var kızın. Eve sığmıyor babasının evine. Hı. Sonra ondan sonra bunlar bir baktım 2 ay doldu. Gün almış bunlar, düğün oldu. 2 transit, beyaz eşya, çamaşır makinesi, buzdolabı, bulaşık makinesi. Bütün cehizler buraya gitti. Her şey gitti. Ondan sonra bir tek bunların aldığı, ben Allah için konuşuyorum. Benim kızımın öye kızı. Evet. Ne ben kızım için konuşurum ne onun için. Fethiye Hanım, bir tek bak bu kadar aldığı... şunu soracağım sadece. Nasıl buyur tatlım. Önce şu, sen de bir mantıklı yürüt. Bunu başkasından evet. duysan dersin ki, yahu 5 ay boyunca madem bu adam hiçbir görevini yerine getirmedi, koca olacak adam değil, biz düğün yapmayalım, nikahtan dönelim, gerek yok deyip boşanılabilirdi bir. İki, düğün yapması mı ve bu takıların takılması mı beklendi? Yazık günah bir hayır, sürü tatlım. Masraf. Peki anlaşamayacakları, diyelim ki Zafer iyi bir koca olamayacak, evine bakamayacak, karısına bakamayacak. Bunu bir günde mi anladı yani? 24 saatte anladı yok, ve bütün hayır, eşya... Yok, hayır tatlım, bak buraya geleceğiz. Nasıl olur? Oraya gel bence, bak. Oraya gel. Ha, buraya geleceğiz. Sonra bunlar takıyı makıyı beklemedi. Bunlar kızın eşyalarının, kızın biraz eksikleri vardı. Benim damat kredi çekti, kızın eksiklerini aldı. Kredi çekti, kızın eksikleri vardı. Anne dedi. Bunları geç, bunları geç. Rica ediyorum. Bunları geç. Ne oldu da bir gün önce düğün olup da ertesi gün öğlen bu kızı niye götürdünüz? Bak tatlım, düğün gününe gelelim. Bu kızın düğün oldu, beni çağırdılar. Beni çağırdılar, düğün oldu. Yemeğini ben pişirdim. Ama kız uçuyor. Mutlu yani. Uçuyor. Mutlu. Kız mutlu, uçuyor. Evet. Düğün oluyor, davullar çalınıyor, çalgılar çalınıyor. Bunlar da geldiler oradan. Bu oğlan tarafı geldi. Hepsi bir. Cumhurt cumhurt. Düğünü yaptılar. Düğünü yasak savdılar. Zabanın oldu. Gelinlerini aldılar. Gittiler evinin yanında. Gelin aldıktan sonra orada bir eğlence yaptılar. Eğlence yaptıktan sonra o yasak da kapandı. O yasak da kapandı. Oldu. O diye koydular kızı. Eve çıktılar. Eve çıkınca sen görevini yerine getiremezsen bu kızın adı şimdi... Ya, de yerine getirilmez ki bir geceyle Duma... yani bir... Verince, kızı verince erkeğe de mi gönderecekti peki sıra beyefendi? Hayır şimdi siz erkeğe ne dediğinizin de farkında değilsiniz. Sıra. Belki pek çok insanı bunalıma sokacak bir laf söylüyorsunuz. Niye bunalıma giriyorsunuz? Bir gece bak bir tek gecede bir şey olmadı diye erkekliğine kimsenin laf edilemez. Ha, ben hekim olarak şey söylüyorum bunu. Hani bunu kahvedeki aldıysan, adam olarak söylemiyorum. Ben sen bunu o, aldıysan... O gece bir aksilik olabilir, büyük bir heyecan olabilir, düğün yorgunluğu ayrıca, olabilir. Ayrıca buna göre bunu, doktoruna gidecekti. Fethiye Hanım, buna göre doktoruna gidecekti. Bunu nal çiçeğin anlatımı bu. İki de biyo, buna... benim çocuğumun ismini orada getirmesin. Ben çocuğumun hiçbir şeye ihtiyacı yok. Altına da ihtiyacı yok, mala da ihtiyacı yok, mülke de ihtiyacı yok. Ancınlar takıya düşmüşler. E tamam geri gönderin bütün malı mülkü takıyı. O zaman geri gönderin şişin hakikaten. Yani 24 saat bile kalmadığı bir evden giderken 60 tane çeyrek altını, 15 bin lira nakit parayı, bilezikleri, kolyeleri, yüzükleri, küpeleri, bir de yeni alınan kıyafetleri, madem parada pulda gözü yok, niye alıp gidiyor o zaman? Bu iki kardeş de biri 54, biri 50 yaşında, baba 80 yaşında vefat etmiş. Üvey anne dedikleri kişi de 39 yaşında. Yani babaları 70 yaşındayken 28 yaşındaki bir kadınla evlenmiş. Neyse onların sırası gelecek zaten. Ama Zafer'le ilgili de şimdi Zafer'in evlendiği 5 ay boyunca nikah yapılmış ama düğün yapılmadığı için aynı çatı altında bulunmadığı karısı düğünden sonra bir gün sonra ne tesadüf ki aslında o yörede bir hafta sonra yeni gelin ve damadın evine gidilirmiş. 24 saat geçmeden halası ve üvey annesi geliyor. Bütün takıları vesaireyi toplayıp gidiyorlar. Şimdi anneannesi bu arada da bazı iddialarda bulunuyorlar. Yani Zafer'in onurunu zedeleyici şeyler söylüyorlar. Az çok anlamışsınızdır. Sen 70 yaşında gibisin vesaire vesaire.
tabii bunlar karısının yani nal çiçeğin anlatımı efendim. Şimdi anneanneye bir dönelim. Şimdi Fethiye Hanım. Buyur efendim. Siz de torununuzun yani üvey torununuz tabii onun anlatımları kadar biliyorsunuz. Niye bir gün sonra tesadüfe bakın ki bir haftada gidilmesi gereken eve hemen hala ve üvey anne yangından mal kaçırır gibi ertesi gün sabah yeni evli çiftin evine damlıyor mesela. Neden? Hanımefendi, Serap Hanım bir şey diyebilir miyim? Buyurun tabii ki. Bunlar o gün gitmedi bunlar. 3 gün sonra gitti bunlar. Hayır. 3 gün sonra gittiler, oraya vardılar. Bir gün değil, 2 gün değil, 3 gün sonra gittiler. 3 günde de aynı iş oluyunca ondan sonra ilk evlendiği gece bir damat anasının koynunda yatmaz. Allah'ım, gider karısının koynunda yatar. Allah'ım, bu iş olmasa bile karısının koynunda yatar. O da ne yaptı biliyor musun? Ana kuzusu. Anasının koynunda yattı. Allah. 3 gün. Bir dakika Zafer, sen evlendin ama daha evliliğe uyum sağlayamadın mı? Aşağı inip babanın, ananın evinde mi yattı o gece? Asla iftira bir. Karakol Hoş şikayet olsa. Tarihimiz daha yazıyor. Hemen ertesi gün geldi de o gün karakola geçti. Raporla tarihler yazıyor. Ertesi gün geldi. Ne 3 günü yanan konuşmayan. Bir de yalan Allah için konuşun. Allah için. Allah'tan kork. İkincisi imam nikahı yapıldı. Herkes aşağı indi. Ben üst katta onunla beraber aynı odadaydım. Ben dokunmadım. Dinen günah. Aynı yatada yattık, sabah oldu, kahvaltısını önüne Allah'ta koydum. O tüccü takı tepki derdine. Şimdi peki siz, Fethiye Hanım, siz o evde değildiniz. Yine bunu anlatan nal çiçek. Dedi ki benim evde kalmadı, gitti babasının anasının evinde kaldı dedi. Ama anasının yanında anası çağırıyor. Kız üst katta kalıyor. Bizim damat efendi anasının koynunda yatıyor. Siz ama gözünüzle bir şey görmediniz. Bunu gözümden görmedim derken ondan sonra benim 3 gün sonra damadı çağırıyor kız. Kız çağırıyor. Anası yukarı gel diyor. O anası diyor ki sen de in aşağı. Sen de in aşağı diyor. İnmiyor aşağı. Ya bunların sonra... hiçbirine sen şahit olmadın. Ben bunların kızın anlatması. Heh. Sonra gidiyor bu diyor ki ev ocağı soydu. Kız sıp üstündeki. Ha 3 gün sonra gidiyorlar. 3 gün sonra kadın diyor ki oğlanın annesi kızım diyor. Kimseye bundan bir şey bahsetme diyor. Gidiyorlar takıla parayla takalıyorlar. Sadece altını para diyorlar altına çevrelin diyorlar. Gidiyorlar. Kaynana maynana altına çeviriyorlar. Kimseye diyor anana babana bundan bahsetme diyor. Hiçbir şey söyleme diyor. Delilikli fotoğrafı yakından görelim. Yani bu evlendikten eve geldikten sonra alınan takılar değil. Düğünde takılan takılar var. Bak elimde bunların. Bak, düğünde takılan takıları kaynana olacak kadın kocasıyla oğluyla beraber gidiyorlar uyumcuya. Hayır buyur işte bilezikler. Bu bileziklerle evden gittikten sonra sosyal medyada paylaşım yapıyor. Hayır olur mu canım? Gördük işte. Hayır diyor hala. Paylaşım hani yapıyor bilmem kimin paralarıyla işte diye böyle amiyanede bir laf kullanıyor. Getiririm ekrana görürsün. Sen sosyal medya kullanıyor musun? Nereden biliyorsun? Fethiye Hanım şimdi bak bunun elinde Zafer'in elinde balayına gitmek için alınmış bilet var. O da ne biliyor musun? Düğünden bir gün sonra akşam. Yani senin söylediklerin, nal çiçeğin söyledikleri kadar. O kadar biliyorsun. 3 gün sonra falan, 3 gün falan yok arada. Ertesi gün akşam balayına gidiliyor. Bileti var elinde. Ama gidemiyorlar çünkü kız geliyor, topluyor, gidiyor. Halanın ne işi var ertesi gün? Üvey annenin ne işi var ertesi gün orada? Bir şey daha. Nal çiçek daha önce hiç... Resmi nikah yaptı mı? Ben bunu kayıtlardan bulurum. Yaptı mı resmi nikah? Hayır. Peki hemen bir telefon alıyorum. Alo. Alo. Buyurun efendim. Ben de gizli tanıdığım hep şey tarafı yalan söylüyor. Zafer Yüksel hep doğruları söylüyor da şimdi. Ne biliyorsunuz siz kız tarafıyla ilgili?
Biz aynı köydeyiz zaten. Bizim köyümüz ufak zaten, Bakırpınar Merkez Mahallesi. Aynı dediği gibi aynı altınları yaptılar mesela, aynı eşya yaptılar. Sonra sabah işte saat öğlenden sonra işte devlet aracıyla gelip kızlarını kaçırdılar. Daha önce oldu mu yani böyle bir şey? Bilmiyorum tam ama aynı köyünde işte olmuş, bir nişan daha olmuş dediler. Bir nişan daha olmuş, takılarla gitmiş mi, polisle gelip almışlar mı, ne anlamadım, bir daha anlatın. Onu tam bilmiyorum ama aynı bu şekilde bir nişan olmuş, üstlerine de bir nişan daha geçmiş, aynı altınları almışlar. Şey daha yüzük müzik ufak şeylermiş, bunlarınki çok büyük, onlar çok mağdur şimdi orada. Çünkü onlarınki nişandı, bu düğün. Çok, çok mağdur, hala da şeylerini... Çeyrek altınlar, şimdi düğün oluyor, 2 milyar çeyrek altın toplayan millete. Yani çok mağdur onlar orada. Nal Çiçeği tanıyor musun? Ben Nal Çiçeği tanımıyorum. Peki, teşekkür ederim. Bak Firdevs Hanım, daha önce nişan geçti mi Nal Çiçeği'nin başında? Bana bak. Fethi gidecek yoksa. Fethiye Hanım. Nişan geçti mi? Geçmedi. Nal Çiçeği'nin başından daha önce nişan geçmedi mi? Geçmedi. Ben duymadım. Nasıl olmuş da 24 saat içinde... Ben Sakarya'daydım. 24 saat içinde... İstanbul'daydım. Zafer'in iyi bir eş olamayacağını... Şuraya. Efendim bir sürü görevini yerine getiremeyeceğini... 24 saatte nasıl anlamış? Abi son 2 dakika, 2 dakika daha... 5 ayda anlayamamış da... 24 saatte nasıl anlamış? Abicim canlı yayındayız. 2 dakika daha konuşalım. Nal Çiçek merhaba. Nal Çiçek değil, Nar Çiçek. Nar Çiçek. Peki Nar Çiçek evet. Olsun. Nar Çiçek nasılsın? İyiyim, siz nasılsınız? Teşekkür ederim. O sosyal medyada paylaştığın bilezikler nereden? Bir saniye, babam şu an arayacağım ben sizi. İyiyim, siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Şu televizyonun sesini de kapatalım lütfen, taraflardan rica ediyorum. İşte sosyal medya hesabından paylaştığı şeyler efendim, fotoğraflar. Yani işte amiyane bir lafla diyor ki işte yani hani biraz böyle saf demeye getiren bir kelime ama daha ağırı. Onun işte paralarını yiyorum, altınlarını kullanıyorum falan gibi böyle şeyler var. Şimdi Hasan Bey tabii ki bu konuda bir yorumu olacaktır muhakkak. Ama Zafer'in asıl tabii içine dokunan şey... yayılan söylenti. Bu söylentide diyor ki Zafer, biz o gün zaten balayına gidecektik. Kendisi de mazereti olduğunu söylediği için biz herhangi bir yakınlaşma içinde olmadık. Ben saygı duydum ama ertesi gün halası ve işte üvey anne geliyor ve altınlar. Yani bunda iyi niyet arar mısınız? Hayır. Bunda hayır. İyi niyet olmaz. Nar Çiçek, şu sosyal medyada paylaştığın altınlar, kimin, nereden geldi o altınlar? Bana mı soruyorsunuz şu anda? Evet evet, altın paylaşmışsın ya böyle bileziklerinle sosyal medyada. Kimden geldi o altınlar? O altınları eşim denilen Zafer Güzel yaptı. Hı. Takılan takıları birleştirdik, biz yaptık. Hı. Oradan birisi sana akıl vermesin. Ben seninle konuşacağım, yetişkin bir insansın sonuçta. Tamam, benle konuşuyorsunuz zaten şu anda. Ama arkadan birileri bir şey söylüyor. Şöyle söyle, böyle söyle gibi de o yüzden. Yok yok, tamam. Evet, ne oldu da 24 saat sonra sen annen, yani üvey annene ve halana haber mi verdin? Gelin gidelim. Baban da devletin arabasıyla geliyor, sizi alıp götürüyor oradan. Serap Hanım, şu an orada oturan eşim, kaynanam, kayınpederim hepsi yalan konuşuyor. Sen konuş o zaman. Ben evvelsi gün... Kendi isteğimle geldim. Kimsenin bir şeyi yoktu. Baskısı yoktu. Ondan sonra düğün yaptık, takı yaptık. Onlar takı attılar bana. Ondan sonra takılan takıları gidip biz bütünleştirdik hepsini. Televizyonun sesini kapatır mısın Nar Çiçek? Televizyonu kısar mısın? Evet. Tamamen kapatsınlar. Eşim Zafer Yüksel annesinin yatağında yattı. İstemiyorum seni, sevmiyorum seni hiçbir şekilde. Seninle birlikte olmak istemiyorum gibi sözler bana söyleyerek.
Gidip annesinin yatağında uyudu, yattı. Sabaha kadar yanıma bile yaklaşmadı. Yani annesinin evine gitti. Sen tekrar inip görmedin onun nerede yattığını, kalktığını, değil mi? Evet, aşağıda annesinin yatağında uyumuş. Kim dedi? Annesinin yatağında yatmış. Kim dedi bunu sana? Ben kendim oradayken aynı şeyi yaptım. Ben sen yukarıdasın, onlar aşağıda. Ben yalan konuşmuyorum. Ben olan biteni konuşuyorum. Bir dakika. Babam nerede yattı o zaman? Babamla annem... Yani annesinin utanmaz. Evinde yattı demek istiyor. Sahte gelin. Kamera görüntüsü var. Ailesinden bir kişi 5 kuruş daha takmadı. Kamera görüntüsü avukatında. Kamera görüntüsü var ya. Diyor ki biz takı yapmadık. Sahte gelin. Ben sana ne yaptım ki bu yalanları söyleyeyim. Telefonun dahi benim şu anda. Ama şimdi biraz konuşması lazım. Telefonla benim şu an telefonu. Fatura ediyorum sana telefon parası. Narçiçek'in konuşması lazım. Narçiçek. Diyelim ki o evde hiç mutlu olmadın ve... Selam Hanım, biz düğün yaptık. Düğün gecesi bu eşim Zafer Yüksel beni bıraktı. 12.00'lere kadar hiçbir gelmedi yanıma. Hiçbir ben onu görmedim. Sandalye taşımaya gitmiş, bir yerlere gitmiş, arkadaşlarıyla gezmiş. Ondan sonra sabah oluyor, ben gidiyorum. Ben nereye gidiyorsun diyorum. Ben de gideceğim, oralara gideceğim. Yanıma kesinlikle bir yaklaşma gibi bir şey, hiçbir şey yok. Adamda kadın sevgisi yok, şey sevgisi yok. Aklı fikri altınlarda. Şeyler altın şey bir tane şeyleri var, onların düşmanları var kendi köylerinde, onlara nispet yaptın diye altın yaptık, şunu yaptık, sabaha yaptık. Kadar gezmiş, onlara nispetlik yaptınlar diye arkadaşlarıyla onlara işbirliği yapız, işbirliği tozmuş madem sandalyeleri ben toplamış. Dolandırıcı olsaydım Sedeb Hanım ben dolandırıcı olsaydım hani babasının gün, evinde yatmıştı sabaha kadar gün, gezmiş tozmuş hani. Diyorsun evet dolandırıcı ben olsaydım gün, Sedeb Hanım ben o gün usta. Ben o gün yeni geliniz ya hani bizde yeni gelin şey var, yalan da konuşuyor. Bir hafta sonra gidilmiyor oraya. İlk gün yeni gelin görme var bizde. Yeni gelin görme var. Altınlar üstümdeydi, takılar altınlar. Annemle halam beni görmeye geldi yeni gelin olduğum için. Bizim köydekiler sorabilirsiniz, böyle bir şey var, yeni gelin görme var. Ondan sonra halamla benim hiçbir şey anlatma derdim yoktu. Zafer benimle ilgilenmediği için, gidip gezdiği için, annesinin yatağında uyuduğu için bana söyletme gereği de bulundu bunu. Peki baban niye baban kapıda bekledi, resmi Sedeb araçla Hanım. Sizi almış. Sedeb Hanım tamam, insanlık hali yapmayabilir. Ben anlayışla karşılardım ama gidip annesinin yatağında yatarsa, beni umursamazsa, başkalarıyla gezerse ben kabul edemem. Ya ben daha, dün bir bugün ben de niçin evlendim? Ya diyor bak bu çocuk da kutlama yapmış, gitmiş o düğün salonunda belki adet Sedeb öyle. Sedeb Hanım öyle bir şey var mı? Yeni evlenmiş, karısını bırakıp da arkadaşların yanına mı gidecek evlendiği hayır, gece? Sandalyeleri toplamış diyorsun. Belki öyle bir adet var. Sen bana diyor ki arkadaşlarımla gezmeye gittim diyor. Arkadaşlarım şey diyor, arkadaşlarım çağırdılar diyor. Allah'a havale ediyorsun seni. Allah'a havale ediyorum. Allah'a havale ediyorum seni. Ben de seni Allah'a havale ediyorum. Beni Bafra tanıyor. Bafra. Tanıyor. Samsun tanıyor. Ülkeye tanıyor. Arkadaşlarıyla gezmeye gitse köy yerinde arkadaşları onu tutar sırtına vura vura atar o da ya. Aynen öyle. Senin köyünü muhtemelen sen de konuşuyorsunuz da. Senin köyünü muhtemelen ona vermeyin kız dedi. E niye verdiler o zaman seni? İşte bir cahillik yaptık. İyi insanlar diye zannettik, mecbur evlendik. Peki takılar takılana kadar niye bekliyorsun? Bir dakika. Sedeb Hanım. 5 ay düğün yapılmamış. O 5 ayda takılar takılmadan, bir dakika. Takılar takılmadan niye atmadın, boşanalım demedin? Nikah yapılmış olabilir ama aynı çatı altında değilsin. Zabanya gitmedi, dahileri alıp takılma gitti. Düğünden sonra dedim, değişir dedim herhalde. İlgisi değişir bana karşı dedim. Düğün sitesidir dedim. Sahte eğer değil. Dedim böyle bir şey olsaydı dedim, düğüne kadar sabrettim ben. Sahte gelin. Yani diyor ya size ahıra gittim böyle. Ahıra gittim, oğullarıma baktı çocuğum, balayına gideceğim. Hayvanları yok, hiçbir şeyleri konuşuyor. Benim her şeyim var, çok şükür. Gelsinler baksınlar. Gelsin aklıma baksınlar. Gönder akıda hayvan var mı yok mu diyorsun? Eve gittik ya. Ağzımı açacaksın benim var ya. Gelsin baksınlar. Allah'a havale ediyor sana, yediğim içtim her şey haram olsun. Ben seni Allah'a havale ediyorum. Haram olsun yediğin içtim, haram olsun. Elindeki telefon. Cep telefonum da şu an benim 5 milyon şu an. Herkes birden konuşmasın. Cep telefonda şu an 1,5 milyon borcu duruyor şu anda. Faturası duruyor. Narçiçek. Bu size ne yaptık? Ne? Aldı. Narçiçek. Yemedi mi yedirdim, gelmedi mi yedirdim? Narçiçek. Narçiçek. Peki altınları niye alıp gittin? Madem gidiyorsun, bıraksaydın, gitseydin. Narçiçek.
Kapattı mı arkadaşlar? Kapatmadı. Kapattı. Benim ocağımda yaratmış yani. İftiraya bak. İnsan anası yani şey olur mu ya? Öyle bir şey olur mu ya? Öyle bir şey olur mu? Öyle bir saçmalık olur mu? Ben burada hakimlere, yüksek savcıya sesleniyorum. Öyle bir şey olur mu? Öyle bir saçmalık olur mu ya? Üç kişiyle bir yatağa ya madem, hala annesinin babasının evinde kalacaktı, niye evlensin? Yani. Niye yukarıya eşyalar düşsün? Yani. Çeyizler koysun. Bari doğru bir yalan söylesin doğru bari. Doğru bir yalan söyle. Sahte gelin. Elindeki telefon kimin? Şu an borcu duruyor şu an. Telefon şu an borcu duruyor. Ciddi söylüyorum. Ben şu an çalışıyorum. 8 saat çalışıyorum. 12 saat çalışıyorum. Onun borcunu ödemek için. Şu an düğün olacak. Haftaya köyde diyelim. 800 bin yaptığı çeyrek bile ben 1700'e şu anda bile çeyrek altın yapıyorum sürekli. 60 tane çeyrek borcum var. Adet böyle. Tabii adet öyle dedi. Mesela biri bize yaptığı zaman biz de onu yaparız öyle. Adetimiz öyledir. O zaman geçen sene 800 bin yaptılar. Şu anda 1700. Ben şu anda mağdur durumdayım yani. Peki siz düğünün ertesi günü gerçekten bütün o işte bilezik şey kolyeler, yüzükler falan çeyrekler götürülüp bozdurulup onun yerine altın yap... Bir dakika herkes tek tek. Yapıldı mı? Yapıldı aynen. Niye yaptın öyle bir şey Dilber Hanım? Çocuğuma dedim, hep bana haber dediler ki sen çok mesele fiyatların dahileri verme. Veririm dedim çocuğuma hıyanetlik etmem, bir tek evladım var. Düğünün ertesi günü. Hemen çarşıya gittim. Çarşıya. Gelinle beraber mi gittiniz? Evet. Saat kaçta gittiniz? Sabah 11'de 11-12 arasıyla gittim. 11-12 arası. Ya aceleniz neydi? Niye o kadar alelacele? Baleye gidelim. Baleye gideceğim diye benim oğlum beni durdurmadı ki. Baleye gideceğiz. Baleye gideceğiz ya akşama. O da diyor hemen takılır annem de hemen yapalım bunu. Yapalım tam da gidelim bütün diye. Yapalım bunları da kafasına koymuş ya planı. Ben hiçbir şey anlamıyorum. Gelin mi söyledi bunu? Aynen evet. Evet. Kim gittiniz kuyumcuya? Benim kızım İlhan, ben, oğlum Narçiçek. Orada girdiler, kaymaklıydılar çarşının içine. Güllere geldi, komşularında sorun. Komşulara geldi, gösterdi ki bak annem yine bana altını yaptı. Bütün o küpeler filan bozul. Hepsi şey altın bilezik yapıldı. Evet anne. Saat kaçta eve döndünüz? Öğlen bir gibi falan. Öğlen bir gibi döndük. Bir gibi döndünüz. Öğlen sonra halesiyle ve annesi geldi. Kaçta geldi onlar? Tahminim 1.30 gibi falan. 1.30-2. Aynen olayda saat 4 gibi falan patladı yani. Peki şimdi kapattı ama... Narçiçek'e şunu soracağım. Madem çok kötü bir gece geçirdin, kocan eve gelmedi, ilk gece olmasına rağmen gitti babasının evinde kaldı. Sen de baktın ki hala orada uyuyor dedin. Ama kuyumcuya gittiniz. Alelacele niye bunları bütünledin? Niye ufak tefek altınları bileziğe çevirttirdin? Gayet mutlu gittin. Kaymaklar maymaklar. Kol kola gittin. Aynen hani öyle. Kötü bir gece geçirdin ya. Çok kızdın eve gelmedi daha ilk günden diye. Peki bunları niye yaptın? Geldi de koşarak komşulara gösterdi. Bir de şeyi sormak lazım. Birde dönmüşsünüz siz. 1.30'da üve annene haber gelmiş. Yani haber verildi. Eve geldi. Mesaj vermişti mesaj atmış ona. Telefon elinde daha ben yani değilim. Sabahın 11'inde yeni evli gelin. Daha bir evine adapte ol. Çünkü kızgınsın, koca yok evde, gelmedi, arkadaşlarımla gezdim demiş. Annesinin babasının evinde kalmış. Ama sen alelacele gidelim şu çeyrekleri, bilmem şeyleri bileziğe çevirelim diyorsun. Bu ama bundaki amaç ne? Otur evinde bir yemek yap, evine ısın. Nasıl olsa onlar senin. Bugün olmazsa yarın. Balayına gitme niyetin yoktu demek ki senin. Tabii. Aslında niyetin yoktu ama onları koluna takmak için. Çünkü... Balayına giderken 60 tane çeyreği alıp gitmezsin. Tabii. Bunun yanı sıra kolyeyle 2 tane kolye üst üste takıp gitmezsin. 3 yüzüğü küpeleri takmazsın. Ama bilezik olunca ne olur? Onları bütünlersen takarsan onlar artık senin kolunda kalır. Sen orada uyanıklık yapıp onları çevirttin. Çünkü akşam balayına gidecektiniz. Gitmedi. Ama senin gitme niyetin yoktu. Sadece onları çevirttin. Onlar kolunda kaldı. Yoksa balayına giderken bunları da götüreyim diyemezdi. Tabii. Ama ben araştırıyorum, ekibim de araştırıyor. Bakalım bu narçiçeğin altından ne çıkacak? Daha önce başkalarının da canını yakmışlar mı acaba? Bunların hepsini tek tek araştıracağız efendim. Bir de telefonlarda... Miraç çiçek konusuna geçiyorum. Bugün çok önemli bazı bilgilere ulaştık. Hepsi belki de teyide muhtaç bilgiler ama... Biz tabii ki her türlü ihbarı değerlendirdiğimiz için bugün en çarpıcı ihbarlardan biri geldi efendim. Onu değerlendireceğiz. İki saat sahip çıkmamışsın ya. İki saat boşluğu var. Sen peşine birileri taktığını söylesene sahip çıkarım ben çocuğa. Türkiye kayıp Miraç'ı arıyor.
İddiaların ardı arkası kesilmiyor. Mahsus yani ehliyeti falan var mı yok mu bilmiyorum ama araba sürmesini biliyor. Senin ehliyetin var mı? Yok. Araba ama kullanmayı biliyor musun? Hayır. Kim doğruyu söylüyor? Mahfuz da Remzi. Bir de bir şahıs daha var, onun ismi söylemeyeyim. Hiç aranda iş falan çevirdiler mi yani? 250 defa telefon görüşmesi ve sık sık yüz yüze görüşmeler var. Eğer ki bunun altında çocuk yoksa, çocuktan daha önemli nasıl bir sır var ki aranızda? Bunu ifşa edin. Remzi ve Mahfuz 250 kez telefonda ne konuştu? Ellerinde somut bir delil, kanıt, görüntü. Her ne varsa götürsünler emniyet güçlerine, versinler. Benim suçlu olmadığımı emin olun. Hala bak, hala cevap yok. 250 kere ne konuşmuş? İddiaların odağındaki isimler soruları yanıtlamaktan neden kaçıyor? Kardeşim bir çocuk kaybolmuş, bir can. Can? Şu anda ölü mü? Bir yerde gömülü mü? Bir yerde kaçırıldı, büyüyor mu? Yıkılsın ya. Çocuk bulunacaksa yıkılsın yani. Olay. Her yer yıkılsın yani. Her yer yıkılsın. Kayıp Miraç dosyasındaki önemli gelişme ne? Serap Paköz konunun takipçisi olmaya devam ediyor. Şimdi. Miraç Çiçek'le ilgili anne baba stüdyomuzda, dedeler ve dayı stüdyomuzda. Bugün dediğim gibi gelen, belki de bugüne kadar gelen en önemli ihbarlardan birini konuşuyor olacağız efendim. Dediğim gibi bu bir ihbar. Biz her ihbarı değerlendiriyoruz. Gerçeklik payı var mı araştırıyoruz. Fakat hepsinin de teyide muhtaç bilgiler olduğunu sizlere söylemek zorundayım. Ama gerçekten bugüne kadar gelen en ilginç ihbar ve bir de görseli var bunun. Onu da söyleyeyim. Evet. Şimdi Murat Sönmez hazırsa eğer, bugün ilk canlı yayınımda Remzi'nin amcasının oğlu Zülfü Çiçek var. Hazır mı arkadaşlar Murat Sönmez? Peki Murat'cığım merhaba. İyi yayınlar Serap Hanım. Teşekkür ederim. Bu önemli ihbarcıyı biraz ilerleyen dakikalara bırakmak istiyorum. Ama bugüne kadar aldığımız en şaşırtıcı ihbar diyebilir miyiz? Kesinlikle en şaşırtıcı ve bizi de çok heyecanlandıran bir ihbar bu. Ama dediğimiz gibi siz daha önce ifade ettiniz, teyite muhtaç bilgiler var henüz. Araştırmamız gereken konular var ama dediğimiz gibi bizi heyecanlandıran çok ciddi bir ihbardı. Evet, birazdan bu ihbarcıyı bağlayacağım. Aynı zamanda bir görselimiz olacak ve bu görselin yanı sıra da Taner Hoca'dan bugün özellikle Miraç'ın abilerini bir görmesini rica edeceğim. O gördükten sonra sonraki görselimizi anne babayla paylaşacağım. Hocam da kendi tecrübeleri doğrultusunda bir şeyde bulunacak. Şimdi amcanın oğlu canlı yayında, ihbarcımız hanımefendi de canlı yayında ama önce Zülfü Çiçek'le başlamak istiyorum. Zülfü, senin Remzi'ye sormak istediğin ya da Remzi ile ilgili söylemek istediklerin mi var? Her şeyden önce iyi yayınlar diliyorum hepinize. Teşekkür ederim kardeşim. Amcam oğlu Remzi Bey'e, Firdevs ablamın ailelerine Rabbimden sabır ve selamet diliyorum her şeyden önce. Amin. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Evet Remzi. Şimdi öyle bir iddia var. Zülfü. Üç kişi bizi yan yana görmüş Remzi Bey'le. İşte Remzi Bey'in dizine vurup bir mesajı görmüşler onda. Remzi Bey dizine vurarak demiş ki benim evim yandı, evim bitti gibisinden. Ben şu kısmına hakim değilim. Yalnızca biz ararken ben yanında oturuyordum. Kesinlikle de taraf tutmuyorum. Haktan yanayım her zaman, doğruluktan yanayım. Ne yaşandı o gün? Ne gördün? Ben sadece biz Remzi Bey'le kendisiyle ararken sadece yani nasıl hissetti bilmiyorum. Babalık içgüdüsü mü, kalbine mi öyle doğdu bilmiyorum ama yalnızca dedi ki vallahi bu çocuk kaybolmadı, başına bir şey geldi. Nasıl? Kaçıncı gündü? İlk gün. İlk gün? Aha, Diyarbakır'dan geldi. Elinde bir telefon bir şey var mıydı? Biz yan yana otururken ben arama veya mesaj kesinlikle görmedim. Allah'a sığınırım yanlış bir şey konuşmaktan. Sadece tuşlu bir telefon gördüm ama mesaj veya arama kesinlikle görmedim. Remzi Bey çocuğuna, tabii tüm babalar çocuğuna düşkündür. Bir şey söyleyeceğim. Şunu mu demek istiyorsun Zülfü? Babalık içgüdüsüyle de olabilir. Benim çocuğum kaybolmadı.
başına bir şey geldi cümlesini sen duydun mu? Ben onu duydum. Öyle hissettiğini düşünüyorum. Ne hissettin Remzi? Sen hala ben şu anda ne demek istediğini anlamadım gerçekten. Sen o şu gün birinci gün arama yapılırken Zülfü de yanındaymış. Tabii ki bağırınıyorsunuz, işte ağıt yakıyorsunuz vesaire. Sen de belki dizleri, benim çocuğum kaybolmadı, başına bir şey geldi demişsin. Serap Hanım, ben dedim ki şu sen şey... Sen şu anda ne düşünüyorsun? Senin çocuğun yaşıyor mu? Başına bir şey yemin mi geldi? Yemin içerim, ben ne yaşadığını biliyorum. Zaten ben her gün ölüyüm. Ben bilsem, yani ne hissettiğimi bile bilmiyorum. Peki Serap kaybolmadı, şey. Başına bir şey geldi cümlesini şu sen hatırlamayabilirsin. Şu şekilde... Zülfü hatırlıyor. Zülfü'yle... Doğrudur, biz gezdik köyde, o da vardı. Yani o gün köy kalabalık. Yani mahşer yeri gibi dediğim köy ana baba günü. Beraber arayışlara da katıldı. Allah razı olsun bütün köylüden, bütün çevre köylerden. Yani çevre köylerden de insanlar geldi. Dağlarda, her tarafta biz arama yaptık. Kurdun mu? Hayır efendim. Şu şekilde belki kurmuşumdur. Yani o psikolojiyle bu çocuğa ne oldu yani gibisinden konuşmuş olabilirim. Hayır tam yani. Olarak çünkü herkesle benim çocuğum kaybolmadı. Başına bir şey geldi. Diyor. Zülfü doğru mu? Ben zaten dedim ya, tanıklar mesela bunu söyleyince senin yanında elini dizine vurarak evim yandı, ocağım yandı hani gibisinden mesaj veya arama görmüşler. Ben yanındayken arama veya mesaj görmedim. Dediğim gibi sadece bu kısmını duydum. Yani nasıl hissetti? Kimden duydun? Babalık kalbi midir? İsmini açıklar mısın? Şöyle kimle yapmışım yani? Remzi, yanında, kimin yanında yapmışım? Remzi o sırada yanındaymış. Ben yanındayken başkaları bunu demiş. Abi mesela zaten demiş ki Zülfü. Zülfü Bey Remzi Bey'in yanındayken Zülfü, anladınız mı? Bir dinler misin Zülfü? Zaten dinliyorum. Bu yalan konuşma yüzünden biz bu hallere geldik. Herkes bir şey söylüyor. Sen de köyden kendin tanıttın. Hani biri diyor babası gelmiş götürmüş. Biri diyor anası bile yapmış. Biri diyor bilmem ne olmuş. Şimdi biz hep varsayım üstüne konuşuyoruz. Bak ben milletin söylediğini söylemedim ama Allah rızası için kendi ben bu programa çıktım söylüyor. Şimdi. Ben de diyorum ki evet, şunu şu mu? Şimdi köydesin ya. Çocuğun başına bir şey gelme ihtimali sana de çok teşekkür ederim. Düşük bildiğin ya. Ne varsa söyle kardeş. Çok düşük ya. Ami ama olayım. Senin bildiğin orada ne benim ne varsa söyle. Mehmet Bey, senin orada bu çocuk kaybolmadı, başına bir şey geldi demen şu anlama gelir. Başına bir şey geleceğini tahmin etmiş olman anlamına gelir. Şimdi Serap Hanım, ben çocuğun kaybıyla ilgili zaten biz arıyoruz. Yani ikinci günden sonra çocuk bulunamayınca köyde. Ben dedim bu i̇lk çocuk... İlk gün diyor, ilk gün. İlk daha gün, ilk arama sırasında. İlk arama sırasında geceydi. Zaten 10.30'da ben köye yetiştim. İlk gün, ilk gece biz nerede biz seninle beraber aradık? Sen sadece yeni geldiğin zaman aradık. Biz zaten daha önceden aramaya başlamıştık. Ben gece 10.30'da köye yetiştim Serap Hanım. Sen bugüne kadar söylenen her şeyi, bütün iddiaları reddettin. Adam diyor ki kulağımla duydum. Benim çocuğum kaybolmadı, başına bir şey geldi dedi diyor. Serap Hanım hayır şu diyorsun. Şekilde. Hayır duymuş şimdi, amcanın hayır, oğlu demiyorum. Senin Serap amcanın Hanım, oğlu. Şunu söylüyorum. O köye geldik, köy kalabalık. Ya bu köy, bu çocuk bu köyden nereye gider? Ne olmuş i̇şte olabilir? Başına bir şey geldi. Ne olmuş olabilir diye düşünüyorum hani. Çünkü peki, hepimiz düşünüyoruz. Peki Miraç'ı bulursam eve döner misin diye Firdevs. Sana bir teklifi oldu mu Remzi'nin? Bir kere değil, birkaç kere oldu Serap Hanım. Miraç, Miraç kaybolduktan ne kadar süre sonra? İlk zaten biz yani yaklaşık 2 ay sonra falan ancak eve gidebildik. Ondan sonra ben babamın evine geçtim. Babamın evine gittikten sonra birkaç kere yanıma geldi. Miraç gelirse gelir misin? Söz veriyorum sana, yeter ki Miraç gelsin, ben o eve tekrar geri dönerim. Sana Miraç için de bir şans veririm bunu dedim. Bunu sen söyledin bir saniye dedin ben ki Miraç bulunursa ben gelirim o evde. Seninle her türlü otururum. Ben binlerce defa okula da geldim. Sözümü kesme bir dakika. Ama bu kadının hep sözünü kesiyorsunuz. Hayır ya. Efendim ya. Konuşuyor cevap veriyorum. O da. Buyurun. Bir anla, ben ondan anlatmasını tamam, rica ediyorum. Geldi tamam. Sana ne dedi? Geldi bana yanıma geldi, eve gel dedi. Ben de eve gelmiyorum dedim. Çocukları aldım eve gidiyorum arkamdan. Sen ne olur Allah rızası için. Gelmiyorum Remzi ben eve dedim. Ben bu şekilde eve gelmiyorum. Dönüp bana dedi ki sen, ben sana Miraç'ı getirirsem. Miraç gelirse eve gelir misin? Söz veriyorum Miraç dedim. Miraç bulunursa dedim. Miraç'ı getirirsem değil, dedim. Miraç bulunursa demedim. Şimdi sen söz benden niye tabi koptun ayrıldın? Onu açıklar mısın? Buyurun. Konumuz bu mu şimdi Serap Hanım? Konumuz bu tabii. Sen benden niye ayrıldın? Ben senden her şey için ayrıldım. Her Remzi şey için ayrıldım. Her şey için. Ama şu an ben bunu konuşmak istemiyorum. Serap Hanım, ben burada ben bazı şeyleri konuşursam bak yer yerinden oynar. Gerçekten ben aile konularına girmek istemiyorum. Remzi, şu anda sizin niye boşandığınızı konuşmuyorum. Tamam, Miraç'ı konuşuruz. Bırak bana ne senin niye boşandığından, bize ne, bana seyirciye ne? Yani şu cümle önemli.
Miraç'ı bulursam eve döner misin? Evet, Serap Hanım, Serap şimdi Hanım. Babası... Miraç, hatta gelirsem, Miraç eve gelirse gelir misin? Söz veriyorum gelirim dedim. Miraç gelsin ve sen her türlü nasıl ise ben o eve zaten gelirim. Benim derdim Miraç, gelsin oğlum ben eve Miraç. Gelirim dedim. Benim de sorunun derdim sorun Miraç. Cevabı bu Serap Hanım. Evet, yani sen de Miraç'ı bulursam eve gelir misin demişsin. Evine dön dedim, evet çağrı ettim. Binlerce defa niye gittim, bulmadın iki defa o zaman? Da değil. Bulabileceğini mi düşündün o zaman? Serap Hanım ben hala da arıyorum. Hayır, o zaman bulabileceğini mi düşündün? Şimdi benim iki tane daha çocuğum var Miraç'tan hariç. Yuvam yıkılmasın, şöyle olmasın, böyle olmasın diye rica ettim. Gel evinde otur. Remzi tamam da çocuğu bulursam döner misin de şu olması lazım. Ne yaptın çocuğu bulmak için? Afişler bastırıp bütün Diyarbakır'a mı dağıttın? Serap Hanım. Şehirler arası terminale mi koydun? Efendim ben, köylere mi astın? Ben, ne yaptın da çocuğu ben bulurum 4000 dedin? Tane yoksa bastım. Daha mı kolay bir yolla bulacaktın? Ben size açıklayayım. 4000 tane geçen gün yayında biraz kızgındım. Siz hatta sordunuz afiş basıldı mı diye. 4000 tane afiş de bastım. Diyarbakır merkezde sokak sokak da astım. Ne kadar yani gücümün yettiği kadarıyla yaptım ben bunları. Ben CİMER'e de başvurdum. Ben gerekli il başkanlarının yanına da gittim. Bütün il başkanlarının yanına gittim. Hepsi de beni tanır Diyarbakır'da. Ben gerekli 50 defa değil belki 550 defa ben Dicle savcısına gitmişim. Savcı şu an değişmiş. Ben tamam, ne yapabilirim? Bunları bir şahıs yani. Olarak ne yapabilirim tamam. Başka? Bunları yaptınsa yaptım. Tamam. Peki Miraç'ın kimliğini Miraç kaybolduktan sonra gelip senden istedi mi? İstedi. Ne için istedi? İlk ben okuldan çıkıyordum yine okul yolunun üzerine kaç, geldi. Kaç? Yine iki ay falan sonra geldi, mı? Kaç, ben annem evine gittim birkaç ay sonra. Geldi şey dedi bana Miraç'ın kimliğini ver dedi. Ben Miraç'ın kimliğini niye istiyorsun diye sordum ona. Doğrudur. Anlatayım. Niye istiyorsun kimliği? Ben hastanelere girişlerine bir bakacağım. Miraç adına hastane girişi oldu mu olmadı öyle mi? Ne saçmalıyorsun? Çocuk kayıp kimlik bende. Kim nasıl girişini yapsın çocuğun? Orada döndü şey dedi ben gideceğim anlatayım. Çocuk şubeye Miraç'ın kaybı için başvuruda bulunacağım. Çocuk şube zaten bütün herkesin haberi var. Miraç Çiçek desen direkt senin önüne dosya kuracaklar. Ben bunun için sana kimliği falan vermiyorum dedim. Yukarıya çıktım. Arkandan sen de ver vermiyorum ben sana kimlik mimlik dedim. Ondan sonra elimize oradan gitti. Yani Miraç kaybolduktan mesela 4 ay sonra mı oluyor bu? Miraç kaybolduktan ben birkaç ay sonra gittim. 6-7 ay sonra. 6-7 ay sonra. Evet 6-7 ay sonra. Belki daha fazla açıklayabilirim da. Kimliği ne yapacaktın? Bir saniye açıklayayım. Belki daha fazla. Kimliği istedim doğrudur. Çocuğun kimliğim senden mi dedim ben de dedim. Alabilir miyim dedim. Hayır vermedi kendisi. Vermedi. Çocuğun kimliği zaten onda. 3 çocuğum da onda. Zaten evden yani o konulara girmek istemiyorum. Kimlikleri götürmüş. Ben bir arayış içindeydim. Bir tane yani şöyle söyleyeyim bir abimiz vardı. Çocuğun şey lazımdı bana. TC kimlik numarasıyla hastane kayıtlarında herhangi bir giriş olmuş mu olmamış diye kontrol için. Serap Hanım burada ben bir şey söyleyebilir miyim? Ama kimlik oradayken biz zaten söyleyebilirsin. Dediği gibi TC'sini yaz getirdim. O kimlikle bana, hastaneye TC'sini. Nasıl giriş yapılacak? Çocuk kendi kimliği TC numarasını da ezbere bilemeyeceğine göre nasıl bir mantık ki bu? Onda kimlik ve hastane girişine bakılacak. Zaten şu emniyette... Şu şekilde ben düşündüm ondan sonra zaten... Remzi zaten kayıp vakalarında... Emniyetin havuzuna giriyor biliyorsun giriyor, bütün doğru. Bilgiler. Doğru. Hastane kaydı, otel kaydı vesaire o bu olduğu zaman zaten direkt olarak düşüyor sisteme. O kayıp bulunuyor ya da çocuk kayıp. Yani o kimliği istemenin bir sebebi bir maksadı başka... da yok valla Serap Hanım. Sadece şu şekilde bir sefer istedim. O da zaten istediğime de pişman oldum. Bunlar da bir dakika gündem oluyor yani. Olması lazım her şey. Tabii tabii yani her şey konuşuyoruz. Gibi gelen şeyler detay. Sen dün gerçekten bir patlama yaşadın. Konuştum. Burama kadar geldi çünkü evet. Serap Hanım artık. Şimdi bir müsaade edin. Evet. Yani ben artık bir şeyleri söylemekten, bir şeyleri ifade etmek. Ben köyden de tut, ikide bir köye de gidiyoruz ya. Hepsini zaten anlatırım, anlatmaya da hazırım Serap Hanım. Tek bir şey istiyorum. Remzi'den de bunu tek bir şey istiyorum bütün herkesten de. Herkes bildiği şey olduğu gibi anlatsın. Bu bir ifade, tek bir şey. Mahfuzlarındaki mesele ne anlatılırsa Serap Hanım, biz zaten buradan gideceğiz. Yani o üçüncü program buraya geliyoruz. Bir adım dahi ben Remzi'nin öteye gidemiyorum. Bana diyor ki sen niye bana o kadar yükleniyorsun? Ben sana niye yüklenmeyeyim? Sen kendinle alakalı herhangi bir iddiaya tek bir cevap verseydin... Şu ana kadar belki de biz arkadaş, şu ana kadar çoktan ben Miraç'a ulaşmış olurdu Serap Hanım. Ben sizi inandıramıyorum. Dünya alemi sen nasıl ben inandırırım? Ben yumruklarımız İsa sen Mahfuz'la arandaki o kadar önemli mevzu nedir ki Miraç'tan daha önemli? Remzi onun cevabını ver arkadaşım, sadece. Ben burada tek açıklıyorum. Bir cevap Remzi, bak, tek dinle, bir cevap. Tamam dinle. Bak ben burada açıklıyorum tek bir cevap. Normal arkadaşız. Aramışım, görüşmüşüm. Sen benim her şeyimi biliyorsun. Ben senin her şeyini bilsem ya da burada oturmazdım değil. Biliyorsun anladın. Benim muhabbetim budur. Oturmuşum, içmişim Mahfuz'la başka ne işim var? Sadece bu tek değil.
Ben evin içinde, ben bunların hepsini zaten konuşmadık. Evin içinde resmen benim aklımla oynuyordu Serap Hanım. Ben bana böyle bir şey de söyledi Remzi. Sen bir çocuğu kaçırırsan geri getirir misin? Sen bu nasıl, bu nedir yani? Ben bir çocuğu niye kaçırayım? Ben bir çocuğu niye kaçırayım? Hadi ben onda döndüm orada bana bir şey söyle. Muhammeden Resulullah. Bana bir şey söylemek istedim. Ben Remzi bir çocuğu bir şey kaçırırsam, bir şeyin karşılığında istediğimi alırsam ben çocuğu geri getiririm de dedim. Belki buna karşılık bir şey verir. E ben şimdi burada ne diyeyim? Ben bunu anlatayım. Sen evin içinde bana bunları yapıyorsan, git 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 diye zemin hazırlıyorsan, gidiyorsam arkamdan tekrar gelip Miraç'ı getireyim, geldi gelir misin? Ya da bana kimliği ver ya da bana bunları ver dersen ben zaten direkt seni işaret ederim her şey için. Biz otelde kaldık da, biz otelde de kalıyoruz. Ben Miraç falan diyorum. Ulan evin içinde bunları yapan sen misin, ben miyim? Ben miyim bunları yapan? Tutturmuşsun. Çocuk nerede? Çocuk nerede? Ben ne bileyim, benim beynimin etini yedin. Ben miyim çocuğumu yapan? Getir, çocuğumu bul, Serap çocuğumu... Serap Hanım yemin ederim ben bu şekilde olmadı. Ben bir şahıs olarak herkesi kendime düşman edemem ki. Anladın mı? Edersin. Zaten çocuğun için herkes oturdum, kendine düşman ederse Remzi. Edemem diye bir şey yok. Dinle. Oturdum kalktığımı insanların hepsinin ismini ben savcılığa veriyorum. Ne için verdin? Bir saniye açıklayayım. Açıklıyorum, dinlemiyorsunuz. Oturdum kalktığımı insanların ismini veriyorum. Köye o beş insan var ya. Ben bunu konuştum, Vahap'la da konuştum. Serap Hanım ben burada bir şey söyleyeyim. Şüpheli bir araç köyden çıkmış. Bu araçla benim arkadaşlarım içinde çıkıyor Serap Hanım. Ben... İsimlerini yazdım oraya. Yani beynimden hayır, geçti. Beş çocuk en başta şüphe müphe yoktu. Tamam. Biz beş çocuktan şüphelendim. Ben bu konuda bir şey söylemek istiyorum. Ben buna da bir şahibi arıyorum. Serap Hanım diyeceksiniz ki niye? Bir beyaz araç konuşuldu değil mi? Daha ne olduğu belli değil. Kimle geldiği belli değil. Hiçbir şey belli değil. Devlet araştırıyor. Evet. Sen bu beyaz aracın niye hemen koştura koştura kendi arkadaşlarının ismini verdin? Belki hiç alakasız olmayan bir şey çıkacak. Ya aracım yok ki içinde. Anlatıyorum. Bir dakika ben sözümü bitireyim. Ondan sonra kim ne diyorsa desin. Serap Hanım bir beyaz araç konuşuldu. Biz o anda köye odaklıyız. Hepimiz diyoruz ki ne olduysa Miraç'a köyde oldu. Ya biri başına bir şey getirdi. Ya çocuk uzaklaştı başına bir şey geldi. Hepimiz şu anda ona odaklıyız köyde. Ya öyleyiz. Beyaz bir araç konuşulduğu zaman Serap Hanım bir araç konuşuldu. Bir şey oldu. Yani tam olarak ne oldu belli olmayan bir araç. Remzi tak anlatın. Ne anlatıyorsun Remzi? İşte o arabayla geldi. Bu arabayla şey Abdullah'ların geldiği arabayı evet. Sen söyledin. Ben diyorum ki varsa ondan bahsediyorsun. O var, ayrı bir araç. Varsa öyle bir şey. Şey, tamam hani savcılığa gittik ifade verdik de Remzi bir dursaydın bu araç neyin nesi? Belki hiç alakasız bir şey olacaktı. Sen niye orada direkt arkadaşların hepsini karıştırdın? Savcılık da burada haklı. Hangi tarafa yönelsinler? Köyde mi kalsınlar? Köyün dışına mı çıksınlar? Senin peşine mi takılsınlar? Bunlar ne yapsın yani? Bir de yani şöyle bunların bir şey hepsinin var. Sorumlusu ben miyim? Hayır. Sensin çünkü doğru düz cevap vermiyorsun. Bir saniye. Sensin çünkü sen çocuğuna sahip çıkaydın. Hayır. Gene oraya şey gelmeyelim. Aynı noktaya. Şey. Sen çocuğuna sahip çıkaydın. Yok yok Firdevs bir dakika. Remzi evli bir kadınla ilişkin var mı? Hayır efendim. Doğruyu söyle. Kesinlikle yok. Peki profesyonel olarak bu işi yapan kadınlardan birileriyle hiçbir beraberliğin hayır oldu mu? Hayır efendim. Kesinlikle. O konuda suçlamalar var hayır, biliyorsun hayır, sana. Hayır. Bunu da konuşmamız gerekiyor. Buyurun tabii tabii. Buyurun. Nasıl, onun için soruyorum. Var mı yok mu? Serap Hanım yemin içiyorum bak Allah'a yemin içerim. Benim hiçbir kadınla ilgili alakam yok. Kadın şeyim yok bir kere. Anladım. Yani konuşmuşluğum bile yok telefonda. Birisinden aldığın 100 bin lira ya da bir mal bir şey yasaklı madde alıp o maddeyi para karşılığı ticaret amaçlı verip o parayı kendine sakladın mı? Yemin içiyorum hiç böyle bir şey yaşamadım. Hocam, yani ne yapmışımsa paramla yapmışım oturmuşum. Şu haritamızı yemişim. Bir getirelim ekrana. Şöyle bir şey de yapılmamış tabii zamanında. Şimdi bir çocuk kayboluyor ve evet köyün içinde kamera görüntüsü olmayabilir. Ama bu köyden çıktı bu araç ve sonuç olarak... bölge itibariyle de değil mi hocam? Kameraların olması gereken bir bölgedeyiz. Hiçbir kamera takibi yapıldı mı mesela? Emniyet tarafından, jandarma tarafından. Yapıldı. Bir araç hızla çıktı, yapıldı beyaz araç. Kaç tane beyaz araç çıkabilir o gün yani? Çıkmış. Herhangi bir ben çok yapıldı araştırdım. Mı, savcılığa sürekli gidip gelen bendim. İrtibat halinde olan yapıldı bendim. Abla. Yapıldı Serap Hanım. Bir saniye yapıldı. Ben söyleyeyim. Öyle bir araca rastlanmadı mı? Serap Hanım. Şimdi devlet aracın markası da verildi. Biz gereken jandarma bilgileri de verdik, ifade de verdik Muratcan. Allah razı olsun. Şimdi ilk orada köylünün aracının birine bir beyaz araç sürtmüş. Evet. Biz bunu 3 gün sonra öğrendik. Ben biz paylaştım. Bir saniye anlatıyorum. Biz bunu paylaştık. Jandarmayla da paylaştık. Olay yeri geldi kriminal. Boyasını zaten falan aldılar, götürdüler. Bu günden güne... İşte o aracın çıkması 15. gün o görgü tanığı görüyor. Hüseyin G diye bir vatandaş ifade veriyor. O arada kameralar falan bakıldı mı yani? Kamera köyde yok. Köyden köy çıkışında demek istiyorum. Köy çıkışında da kamera yok. Peki Vahap söyle.
Serap Hanım, bu konu hakkında ben kolukla görüştüğüm zaman şu an dosyada gizlilik kararı vardı. Gizlilik kararı vardı. Kesinlikle doğru. Bilgi veremiyoruz. Bu konuları sormayın. Peki. Böyle bir şey söylendi. Ha. Köye gelen baro avukatlarından da rica ettik. Dicle'de bize bu konuda bilgi alın. Bu hususa bize bilgi getirin. Kulaktan dolma konuşuyorum. Kesin kaynağım yoktur. 150'ye yakın beyaz aracın incelendiği söylendi. Tamam. Bizim. O zaman o konuyu hemen kapatalım. Tamam. Vahap, bir şey söyleyeceğim. Evet. Remzi'nin şüphelileri vardı. Evet. Mahfuz değil belki, sonradan mahfuz dahil oldu ama Yunus, Abdullah, Mehmet, Veysi, İsmail, senin kendi tarafından ya da Ramazan Bey senin hiç mi bir tane bile şüpheliniz yok muydu? Şimdi Serap Hanım, ben köyden geldiğim zaman da bunlarla tek tek konuştum. Köyden biz köyde, bak köydeyken Diyarbakır'a gelene kadar bak, kimsenin hakkında suç duyurusunda bulunmadım, doğrudur. Vahap, senin tarafından, evet, karının tarafından, evet, probleminin olduğu kayınbiraderin, kayınpederin, karının sülalesi, senin arkadaş çevren ya da Ramazan Bey senin bir tane bile, onun 5 tane şüphelisi varken sizin bir tane bile şüpheliniz yok mu? Hiç kesinlikle bir isim vermedik, bir şüpheli de söylemedik. Ben hiç ne birinin ismini kullandım ne kimseden şüphe aldım. Açık, ben net söylüyorum yani. Yani ben böyle bir şey tahmin etmem yani. Ya arabana Serap bile bir zaman çarpmış bir adamdan bile şüphelenmelisin mesela. Hiçbir şüpheliniz olmadı, Serap öyle mi? Hiç kimse hakkında suç duyurusu bulunmadı. Hiç kimse hakkında şüpheli bir durum dile getirmedik. Bak, ne olduysa, kim ne söylediyse, yani doğruluk payı olsun ya da olmasın, ben kolukla paylaştım bunları. Remzi, hepimiz paylaştık. Ben paylaştığım peki, için ben bu hale geldim. Peki, hepimiz paylaştık. Vahap yaptığı araştırmalarda ve aileye gelen, hı-hı, seninle ilgili şüphe çekici bazı iddialar ortaya atıldı. Evet. Sen araştırma yaptın mı? Vahap'la ilgili, Ramazan Bey'le ilgili herhangi bir şüphe çekici bir ihbar ya da bir konuşma geçti mi birileriyle aranızda? Benimle mi onların? Onlarla ilgili. Seninle ilgili zaten bir sürü şey konuşmuşlar. Efendim, senden zaten şüpheleniyorlar. Şimdi biz bir araya gelemedik. Köyün içinde de gelemedik. Eşim ayrı bir evden misafirlikte. Biz ayrı bir yerde. Babam ayrı aynı evin içindeyiz de eşim ayrı. Onlar ayrı yerde yatıyor. Biz bir araya gelemedik. Sadece Vahap'la konuşuyoruz. Ben başka soru soruyorum. Kısa cevap. Kısa cevap, sen cevap? Abdülvahap ve Ramazan Bey ile ilgili, hı-hı, köyde bulunduğun süreçte, evet, hani onlara diyorlar ya işte madde diyorlar, para diyorlar, define diyorlar. Sana onlarla ilgili bir tek kişi ya dedi mi demedi mi? Şunu söyleyeyim, ben gözümle görmediğim hiçbir şeye kimseye de iftira duydun atmam. Duydun mu duymadın mı yahu? Duysan yani sen bunları da gözün duymadım, bunları da duymadım gözün, ama şu ya yapma Remzi, bunları da gözünle görmedin. Ama şüphelendin, söyledin. Şüpheli hareketler. Oradan da bir ara girebilir miyim? Oradan da sana birisi söyleseydi ki Ramazan Bey de efendim işte şu define arıyor deseydi bunu gündeme getirirdin. Ama denmemiş yani. Şimdi ihbarıma geçiyorum. Çok önemli. Dediğim gibi bu işin görseli de var. Şimdi bir önce ihbarı alalım. Sonra hocamı ben Miraç'ın abilerini görmesi için bir dışarıya alacağım. Alo. Alo, merhabalar. Merhabalar hanımefendi. Evet, sizden hanım, bir ihbar geldi, bir de görsel geldi. Buyurun. Evet, ben esnaf olduğum için kadınlar sürekli geliyor etrafa. Oradan bir arkadaş geldi. Dedi ki, böyle böyle eşim gelmiyor 8 senedir. İşte Manisa, Turgutlu'da nedir o, altın falan arıyor, bilmem Diyarbakır'a gidiyor, oradan arıyor. Ben de dedim ki bu seni kesin aldatıyor da hani gelmiyor, insan hiç çocuklarını özlemez mi, seni özlemez mi? Dedi ki bak bu resme dedi, bu resim dedi bizim çocuğumuz değil dedi, başka birinin çocuğunu koymuş dedi kendi resminin yanına. Hı. Ben de bakarım dedim, bu Serap ablanın dedim aradığı Miraç çocuğun büyümüş hali değil mi dedim. Ben şok oldum, kadın dedi ki çek o zaman resmini. Ondan sonra çekip hemen size irtibata girdim. Bir de onun bir önceki resimlerine baktım tünelde, böyle hani define ararken ki hallerini, bir de orada beyaz bir araba gördüm resmin arkasında, beyaz bir otomobil ama bu odur değildir bilmiyorum. Şimdi bir kere özetliyorum, bu hanımefendi bizi dün aradı, bir de görsel gönderdi, diyor ki işim sebebiyle pek çok kadın geliyor işte oturur hani dertleşirsin ya, kocam 8 senedir eve barka gelmiyor. Diyarbakır'da dün hatırlarsan Manisa Soma'ya hiç gittin mi dedim. Manisa'da Soma'da define arıyor. Hanımefendi de diyor ki seni aldatıyor, demek ki başka bir hayatı var ama böyle şey yapmaya çalışıyor deyince kadın telefonundan kocasının kendi profil fotosunda bir çocukla, doğru mu söylüyorum?
Evet, ha. WhatsApp profiline eşi de ekran resmi yapmış. WhatsApp profilinde eşi böyle oturmuş, onun yan tarafına da o çocuğun resmini koymuş. Bir erkek ben de çocuk. Ben dedim ki bu aynı Miraç'a benziyor. Erkek bir bebek, şey çocuk. 5 yaşlarında falan aşağı yukarı bakın. Evet, evet, evet. Ben bir şey abla, daha soracağım. Mıdır, abla, bu kadını daha önceden tanıyor musunuz? Kadın Diyarbakırlı, tanıyorum kadını ama eşini hiç görmedim. Bir şey daha. Eşi burada duruyor. Bir şey, çok önemli bir şey ama bu. Bu karı kocanın ortak çocukları var mı? Var. Kadının yanında mı duruyor? Evet. Kız erkek? Bir kız iki oğlan olması lazım, karıştırmıyorsam. Evet. Bir kız iki oğlan. Bir kız iki, bir kız iki erkek çocuğu olan bir adam, başka bir çocuğun 5 yaşlarındaki bir erkek çocuğunun fotoğrafıyla kendisini profil fotoğrafı yapıyor. Kadıncağız evet. da size diyor ki belki de beni aldatıyor. Baksana bambaşka evet. tanımadığım bir çocukla fotoğraf. Çocuk kimdir sorunca da? Ha. O oraya gelmeden, gelmeden önce diyor ki belki de gerçekten bu çocuk onun çocuğu. Belki de 8 senedir beni aldatıyor. Böyle bir fotoğraf diyor. Sizi bir virgül koyuyorum. Hocam sizden rica ediyorum, zahmet olacak. Şöyle gidip lütfen Miraç'ın iki tane abisi var. Şu an kaç yaşındalar Firdevs? Biri 9 yaşında, biri 7 yaşında. Biri 9, biri 7 yaşında. Evet. Hanımefendinin söylediği, orada diyorsunuz ki bu Serap ablanın aradığı Miraç'ın büyümüş hali sanki diyorsunuz. Doğru mu? Evet, öyle diyor. Onun üzerine o hanımefendi de diyor ki ekran fotoğrafını al gönder o zaman. Hanımefendi de bize gönderdi. Allah razı olsun. Ama dün ben bir Murat'a döneyim hazırsa eğer. Murat yani Murat'la da biraz bu konuyu konuşmak istiyorum. Bu arada Taner Hoca da kardeşlerine, abilerine bakmaya gitti. Murat'cığım şimdi ben fotoğrafı anneye babaya, Taner Hoca'ya, dedelere göstereceğim. Tabii ki ekrana şu an koyamıyorum. Kesin ve net bir bilgi olmadığı için. Fakat bugüne kadar aldığımız en çarpıcı ihbar olduğunu da söylemiştim. Bir yorumlamanı istiyorum. Kendine ait olmayan bir çocuğu, 3 çocuk babası bir adam ve Diyarbakırlı, Diyarbakır'da, Manisa'da, Soma'da define arıyor. 8 senedir eve barka gelmiyor ve birdenbire bir çocukla profil fotosu yapıyor. Sen bunca yıllık tecrübene dayanarak bir yorumlar mısın bunu lütfen? Şunu söyleyelim, puzzle'ın parçalarını oluşturduğumuz zaman, şimdi Miraç'ın kaybıyla ilgili fotoğrafa bu parçaları oturttuğumuz zaman, şimdi Diyarbakırlı bir aileden bahsediyoruz. Evet, farklı bir şehirde yaşıyorlar. Diyarbakırlı bir aileden bahsediyoruz. Uzun zaman ailesini ihmal edip sürekli define aramak için şehir şehir gezen bir kişiden bahsediyoruz. Bir profilden bahsediyoruz ve bu profil WhatsApp Hocam, profiline... evet Murat, devam et. WhatsApp profiline kendi resminin yanına yabancı bir çocuğun fotoğrafını koyuyor. Yan yana bir fotoğraf koyuyor ve bu fotoğraftaki çocuk da ki biz gördük Miraç'a da çok benziyor. Tabii ki teyite muhtaç henüz. Net olarak bunu söyleyemiyoruz ama Miraç'ın 5 yaşındaki yani bu çocuğu 5 yaşında bir çocuk fotoğrafı. Şimdi böyle olunca elbette ki bu puzzle'ın parçalarını yerleştirdiğiniz zaman Diyarbakırlı bir aile define arayan bir kişi ve kendi çocukları değil farklı bir fotoğrafın olması bizi çok heyecanlandırdı. Ki bununla ilgili de bilgileri oluşturmaya başlıyoruz yavaş yavaş. Umuyoruz ki güzel bir yolda ilerliyoruzdur. İnşallah ama bu arada dediğim gibi aile de çok fazla umutlanmasın. Ama her zaman bir umut var. Bunun yanı sıra hocam şimdi bu fotoğrafı hocam görmedi. Hanımefendinin attığı görseli. Şimdi görecek, abilerini gördü. Hocam bir de dayıya dikkatli bakmanızı rica ediyorum. Özellikle belli bir noktaya, siz biliyorsunuz o noktayı. Ona dikkatli bakmanızı rica ediyorum. Şimdi bize 5 yaşlarında bir çocuğun fotoğrafını gönderen hanımefendi şunu bir gösteriyorum size. Yok Serap mı? Miraç mıdır? Emin olamadım ya. Abileriyle arasında bir benzerlik kuruyor musunuz? İşte yok. Değil Anlamadım. Mi? Yok. Değil. Keşke olsaydı. Dedeye de verelim. Dayıya da verelim. Keşke olsaydı. Benzetemedim tarafı. Mutlu ya. Cık. Cık. Cık.
dayıya da verelim. Dediğim gibi her yerden medet umuyoruz bu arada. Tabii ki de, yani, tabii ki de. Bizim için de seyircilerimiz de bir taraftan çalışıyor farkındaysanız. Allah hepsinden razı olsun. Allah razı olsun. Siz de benzetemediniz. Peki, önce babaya göstereceğim, sonra dedeye. Hocam sonra size vereceğim. Evet. Böyle bir fotoğraf geldi. Tuhaf bir ilişki çünkü. Yok. Kendi çocuğu olmayan bir çocuğun fotoğrafını... Yok, bu Miraç değil. Değil. Yok. Kesinlikle. Siz de bakın Mehmet Bey. Abileriyle bir benzerlik görüyor musunuz arada? Miraç'ın abi. Miraç'la Muhammed yanakları... Biraz benzerlik. Yüz peki Muhammed'e benziyor mu bu fotoğraf? Yanaklarına biraz şey, çenesinden veya yanaklarına. Bana göre değil bu. Değil mi? Peki. Hocam siz iki kardeşi de gördünüz. Bir de buna bakın lütfen. Ben sadece dayıya... Şu bölüm benziyor kardeşlere. Öyle mi? Şu yanakları. Bölüm, işte şu bölüm, evet şu bölüm dede benziyor. Dede de yanaklar diyor zaten ama... Evet. Tabii 2 sene... 3 yaşındaki bir çocuk için çok büyük bir zaman. Ama yanakları benziyor abla. Ama çok şey değil bu taraf onun. Muhammed'e benzerlik buldun mu? Yok. Yok. Gülüşü benziyor yalnız. Yani evet. Değil mi? Gülüşü evet, benziyor. Bak, ben çok benzerlik bulamadım ama. Bulamadım. Ağzın şu yapısı, gülüşü benziyor. Olabilir. Zaten ben başta da söyledim. Sağ olsun gerçekten seyircilerimiz de bu Miraç konuda demek biraz, ki. Biraz daha top Serap Hanım bile. Şimdi tamam, tekrar bir büyüdükçe ekrana Miraç'ın fotoğrafını getirelim. Miraç'ın fotoğrafını lütfen getirelim. Bilmiyorum tabii. Yani ben de şu gülüşünü benzettim ama çocuk. Ama buradayken 3 yaşındaydı. Şimdi 2 yılı da geçti. 5 yaşın üzerinde. Bir şey diyemiyorum. Ben sadece size... Ramazan Bey, keşke değil mi? Umutlandınız biliyorum ama umutlanmayın dedim ben size. İnşallah yaşıyordur. Bu fotoğraftan yola çıkarak şunu söylüyorum yine ben seyircilerimize. Baba. Birisi bu çocuğu kaçırıp yanında büyütüyorsa muhakkak... Baba ne olur ne yapma. Ama muhakkak birinizin bilgisinin olması lazım sevgili seyirciler. Konu, komşu, bakkal yani neyse ne... Bu çocuk hayattaysa... Serap Hanım ben buradan bir çağrı yapmak istiyorum. Tabii ki. Allah rızası için. O gün o köyde kim görmüşse, kim biliyorsa, kim söylemiyorsa... Yani ne diyeyim ben bilmiyorum Serap Hanım. Allah rızası için o köyde kim o olayı görmüşse, ne görmüşse anlatsın. İki yıldır biz buradan çocuğumuzu görmüşse 81 ülke... İki yıldır o köyün içinde bir haber alamıyorum Serap Hanım. İki sene bu acı çekiyorum. Ben de bu fotoğrafı paylaşan, kendi profil fotosuna koyan... Beyefendiye buradan bir çağrıda bulunmak istiyorum. Sağ olsun eşi bunu bize ulaştırsın diye hanımefendiye vermiş. Beyefendi bu fotoğraftaki çocuk kim? Rica ediyorum bizimle paylaşın. Varsa bir şey olur çocuk büyürken değişebilir. Birçok ne bileyim beslenme şekli, bulunduğu ortam, giyimi, kuşamı, kafasına takılan o işte şey o bile farklılaştırmış gösteriyor. Ama Miraç'ın yapısı çok farklı Serap Hanım. Bir şey söyleyebilir miyim? Anlatamıyorum ki nasıl anlatayım size. Şimdi günümüz Türkiye'sine bakılırsa teknoloji çok ilerlemiş. 3 yaşına kaybolan bir çocuk evet yani 5 yaşına getirebilecek şekilde yüz yapısı. Firdevs bir müsaade et. Bir yüz yapısı olur, bir şeyi olur, bir benzerliği olur. Yani bugünkü teknolojiye bakılırsa mesela Miraç'ın 5 yaşına gelmiş hali bir benzerliği falan. Hani gerekli yerlerden rica edilir. Böyle bir şey de şey senilebilir yani. Bu konuda da tabii yardım da alabiliriz. Gönüllü seyircilerimiz de olabilir. Bizim ekibimiz de yapar bunu. Teknolojik olarak tabii bayağı ilerideyiz artık. Serap Hanım bir şey söylemek istiyorum. Çocukları büyütebiliyoruz teknoloji yaşını. Teknoloji olarak dediniz Ramazan ya, Bey duygularını bir alayım senin kardeşim. Bakılmıyor mu şeylere? Yani tam o anda o zamanda orayı çeken bir uydu olması lazım. Biz babayı alalım ben. Öyle mi? Bunu ancak devlet yoluyla araştırılır. Varsa devlet ister onu. Yani şahsen başlayabilecek bir şey ben ama bunu Ramazan Bey... Ben bunu göstermek zorundayım her zaman bir aileye. Çünkü gerçekten önemli bir ihbar. Adamla alakası olmayan bir çocuk onun profil fotosunda. Adam Diyarbakırlı.
İşte bir sürü define lafları geçti. Adam define arıyor. Yani bunu paylaşmayıp da sizinle neyi paylaşacağım? Doğru, çok iyi yaptınız yani paylaşmak için. Çok teşekkür ederiz Serap Hanım. Bugün başkasının çocuğunu paylaşan yarın öbür gün Miraç'ınkini de paylaşır. Buradan bir bağlantı da kurulabilir aslında. Evet. Ve başka fotoğrafları da var. Lütfen 2 yıl önce yanınızda komşunuza, akrabanıza böyle bir çocuk getirildi mi? 3 yaşındaydı Miraç. En sevdiği yemek neydi? Şey çok severdi, bir tavuk ızgara çok severdi Serap Hanım. Tavuk sever. Tavuk ızgara çok sever, güveç çok sever. Güveç sever. Kahvaltıda salam sucuk çok sever, yumurtaları çok sever. Yani peynir zeytin asla yemez. Hem oğlum böyle peynir zeytin, onları hiç sevmez. Pilav çok sever, pirinç pilavını özellikle çok sever Serap Hanım. En sevdiği yemek pirinç pilavıdır. Ondan sonra bu şey, unuttum. Yumurta, haşlanmış yumurta. Onu çok sever. Rafadan yumurta. Rafadan yumurta. Çok sever onu Serap Hanım. Yemek yerken bile dahi böyle yaslanan ve ondan sonra böyle yavaş yavaş naif naif yiyen bir çocuktu Miraç. Muhammed Mustafa da öyle ama Miraç bambaşkaydı Serap Hanım. 3 yaşında da gibi görünen bir çocuk da değil. Yani hiç gören insan 3 yaşında demez. 5 yaşında gibi görünür. Diğer çocuklarımı da gördüler. Büyük görünür Miraç. Yani öyle görseniz 3 yaşında demezsiniz Serap Hanım Miraç için. Gayet büyük görünür. Şey görünür Miraç. Bir de çok naif bir çocuk. Ben anlatamıyorum. Mesela şarkı falan söyler mi? Miydi? Çok fazla değil şarkı değil. Çocuk şarkısı falan. Hani oradan çok da bir hatırlatma şey yapayım seyirciye diye. Arabaları çok sever, atları çok sever. Mesela en sevdiği oyuncağı arabada. Bir beyaz arabası hala da evde duruyor. Onu çok sever onu. Atları çok sever, hayvanları çok sever Serap Hanım. Orada Melek'te bir kız arkadaşı vardı. Onu oynamayı çok seviyordu. Böyle oyunca oynamayı, oyun anlatamıyorum ki Serap Hanım şu anda ben. Evet. Beyaz şeyi sevmezdim ablacığım. Peynir şu türlü yemezdim. Neyi canım? Peynir türleri var peynir beyaz. Yemez. 3 turuna yemezdim. Yani yoğurt fazla şey olmaz peynir. Bu beyaz türleri. Yani bunları fazla şey olmaz. Evet Miraç başka bir fotoğrafı daha geldi ekrana. Bundan 2 yıl önce daha da geçkin tabii 2 yılı geçti aslında. 2020 yılı 31 Temmuz'unda kayboldu. Miraç pirinç pilavı sever. Çok sever. Miraç kahvaltıda sucuk, salam, yumurta sever. Rafadan yumurta sever. Menemen çok sever. Menemen çok sever. Sonra arabalarla oynamayı sever. Atları çok sever. En sevdiği özellikle onu çok çok sever. Doğru. Doğru. Onu çok sever. Doğru mu? Doğru. Doğru. Bir at şeyi vardı. Ha, at çizgi peki. Filmi onu çok sever. Doğru en diye, sevdiği çizgi film Doğru o. Diye bir çizgi film izlermiş. Atları severmiş. Belki 2 yıl önce akrabalarınızın, komşunuzun birisine böyle bir çocuk getirildi. Bir atı vardı. Dedesi falan da hepsi de çok iyi bilir. Onların evine gittiğimizde orada unuttuğumuzda arardım. Miraç'ın atı sizde kalmış. Baremizi gönderir Miraç'ın atını geri göndersin. O kadar ki çok severdi o atını. En sevdiği oyuncaklar atları bir araba. Onun dışında Doru'yu çok severdi dediğim gibi. Bunların Serap Hanım başka bir sorun ben söyleyeyim aklıma gelsin anlatayım Serap Hanım. Vücudunda belirgin bir et beni veya doğum lekesi var mıydı? Şurasında Mustafa ile beraber küçük çok küçük ama o kadar küçük çok küçük böyle küçük bir lekesi de vardı Miraç. Başında 2 tane olur ya tek. Onunki 2 taneydi. Ters dön. Evet ters dön. Miraç'ınki 2-3 hatta 3'e yakın bir tane daha vardı. O çok küçük olduğu için çok belli olmaz. 2 tane vardı Serap Hanım. Bana dikkat etsinler ne olur. Evet ne olur gerçekten aile çok çaresiz. Muhakkak bu çocuk yaşıyorsa bulunmamasına imkan ihtimal yok. Ve birileriniz eğer yaşıyorsa ve birisi evine getirdiyse kesinlikle birileriniz biliyorsunuz efendim. Biliyorsunuz bu çocuğun Miraç olduğunu. Bakın Miraç bir eve getirilmiş olabilir. Ama ne sebeple olursa olsun getirilmiş olabilir. Miraç günahsız bir çocuk. Annesi, babası burada ne kadar tartışsalar da, yükselseler de birbirlerine aslında hepsinin acısı bir. Hepsinin Tek acısı Miraç. Bir. Yani Miraç 2 yıl önce birinin evine getirildiyse o evde ya da şu anda dışarıda belki birileriyle oynuyor o çocuk. Bu çocuk peynir hiç sevmiyor. Hiç. En önemlisi bu. Peynir zeytin, ve çeşitli peynir, zeytin. Yoğurt da hiç sevmez. Peynir, evet, zeytin, süt, yoğurt sever. Yemiyor. Süt, Serap Hanım komşudan süt istemişliğim bile olur. Hani soruyorum. Süt çok sever. Sever. Atları sever. Doru diye bir çizgi film varmış. Onu hala var mı bilmiyorum. Onu çok sever. Onu izlemeyi çok sever. Bunun yanı sıra rafadan yumurta sever. Sabahları sucuk, pastırma, işte salam sever. Hı hı. Lütfen bu çocuğu bulalım.
Haydi Türkiye diyorum ya. Haydi ne olur. Lütfen. Bulalım bu çocuğu. Buradan 80 milyona çarpı yapıyoruz. Sağ salim bulalım. Ne olur ya. Allah rızası için. Allah rızası için. Gerçekten duyar, Allah rızası için gören, duyan, bilen. Seslenir. Ne olur. Duyar. Bir ufacık benim bizim için bir umut. Rica ne olur ediyorum. Allah rızası yeter için. Yeter ben dayanamıyorum. İki senedir de dayanamıyorum artık. Bilen varsa söylesinler. Allah için, peygamber için. Onlar için belki önemli olmayabilir ama bizim için çok önemli. Bizi miraca götürecek en ufak bir şey. Ne olur kim ne biliyorsa ama yeri gelmişken de söyleyeyim. Kendi köylüme de sesleniyorum. Belki siz dikkat etmemişsiniz. O an sizin için önemli değil. Allah rızası için. Gördüğünüz en ufak bir şey dahi bizi miraca götürebilir. Buradan tüm Türkiye'ye sesleniyorum. Allah rızası için ne gördüyseniz en ufak bir şeyde en ufak ne varsa bizi miraca götürecek. Onu bize söyleyin. Ne olur buradan bütün jandarmaya da hepsine de sonsuz teşekkür ediyorum. Hepsine saygılarımı gönderiyorum. Hepsi uğraşıyor. Hepsine sonsuz teşekkürler. Bütün şeye de, savcılığa da hepsine Firdevs, Serap Hanım. Miraç'ı son soru bu. Diğer tabii konuya soru. Geçeceğim. Hı-hı. Miraç'ı elinden tutup bakkala götürseydin ne alır en çok? Miraç mı? Serap Hanım. O da çok sever. Gerçi bu tabii çok ayırt edici bir özellik değil. Hı-hı. Tüm çocukların hı-hı özellikle sevdiği bir şey ama hani çok spesifik bir şey olsaydı yok, bakkaldan öyle vesaireden alırken bile dikkat hı-hı edilebilirdi. İnşallah Allah'ın izniyle bu çocuğu inşallah, bulmak inşallah istiyorum. Allah'ın izniyle inşallah, önce Allah'a Serap güveniyorum. İnşallah. Sonra ekibimin araştırmalarına güveniyorum. Sonra da size de ekibinize de sonsuz teşekkür ederim. Sonra da bu fotoğraftaki çocuğu profil fotosu yapan beyefendiyle hı-hı konuşmak istiyorum. Kim bu çocuk? Bu çocuk kim? Allah rızası için bizimle bunu paylaşsın. Ve diğer konuya geçiyorum. İki kardeş, biri 50, biri 54 yaşında. Babaları 80 yaşında vefat etmiş. Üvey annemiz dedikleri kişi 39 yaşında. Gelsinler burada dertlerini anlatsınlar efendim. Her şeyimizi elimizden aldılar. Üvey annemiz komple malımızı, mülkümüze el kattı, gasp yaptı resmen. Altın Top kardeşlerden inanılmaz iddialar. Babamız Alzheimer hastası, felç olmasına rağmen 120 milyonluk vurgun yapanlar acımasızca vurdukça vurdular bize. 39 yaşındaki üvey annemiz bütün malımızı aldı. Babam Yaşar Altın Top, 42 doğumlu. Üvey annemiz 39 yaşında. 300 dönüm tarlamız var, 5 tane evimiz var, 5 tane traktörümüz var. Bütün dükkanlarımız var 3 tane. Bütün mallarım benim diyor. 80 yaşındaki babalarının mirasını 39 yaşındaki üvey annelerinden istiyorlar. Biz küçüklüğümüzden beri aile şirketi gibi çocuk, bütün aile komple çalıştık sapta, sabanda, tarlada. Biz bu istismarcılara, her şeyi planlayan bu insanlara malımızı, mülkümüzü kaptırmayacağız. Kardeşlerin 39 yaşındaki üvey anneleriyle büyük yüzleşmesi. Babamın ölümünü öne çekmeye şüphelendik, şikayet ettik anında, şüphelendik, anında şikayet ettik. Babamın ölümü şüpheli. Hukuk davaları yüzünden ölümü öne çekilmiş olabilir. Mide boş çıktı, beyinde ileri derecede ödem, vücutta yatak yarası çıktı. Şimdi. Efendim Bayram ve Ünal Altıntop kardeşler Adana'dan geldiler. Bayram Bey 54 yaşında, Ünal Bey de 50 yaşında. Hoş geldiniz hoş Bayram bulduk. Bey. Ünal Bey hoş geldiniz. Hoş 2011 yılında annenizi kaybediyorsunuz. Evet. Başınız sağ olsun. Allah oradan 10 kardeşsiniz. Evet, bir anneden. Bir anneden 10 evet kardeş. Fakat babanız Yaşar Bey, Allah rahmet eylesin, o da 2020'de ölmüş. Evet. 80 yaşında. Daha annenizin 40'ı çıkmadan evet o zaman babanız 70 yaşında neredeyse. Evet. Evlendiği kız 28 yaşında. Evet. Bu evliliğe kim rıza gösterdi? Kimse göstermedi. Üvey amcalarımız. Üvey amcalar. Evet, biz kimsenin soyadını vermeyelim. Sadece şimdi, isimleri verelim. Bir saniye. Yani anneniz vefat edince evet üvey amcalarınız babanıza eş mi buldular? Evet, evet. Niye para karşılığında adama Serap 28 Hanım yaşında kız buldular Bayram Bey? Şimdi babam tarım krediden tarım krediden gülüp aldırmış, para almış. Babamı kullanarak hanım bulmuş bir tane. Para karşılığında. Kardeş değil yani, öz kardeş gibi davranmıyor. Para karşılığında. Ha, sanki kendi kızı da başlık parası alıyor gibi. Kızı bulup babanızdan da evet bunun karşılığında
para almış. Şimdi ben ekmeğimin peşinde Gaziantep Belediyesi'nde çalışıyorum. Kardeşim İzmir'de çalışıyor. Öbür kardeşlerim ekmeğinin peşinde koşturuyor. Bizim rızamız da yoktu, hiçbir şeyimiz yoktu. Siz bilmeden, görmeden, evet, babanız 70 yaşındayken 28 yaşında genç bir kızla nikah mı kıymış? Evet efendim. Siz sonradan hiç, mı? Hiç inanmıyoruz Serap Hanım. Bir de şöyle bir durum var Serap Hanım. Şimdi biz insanların ikinci evliliğine, üçüncü evliliğine bir şey demiyoruz. Tabii. Biz Alzheimer bunama hastasının evliliğine karşı geldik. Biz bunun hukuk mücadelesi verdik. İnsanların Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde hakkını hukukla devletin jandarması var, polisi var, savcılığı var, adaleti var. Biz adalet ararken de haksızlığa uğradık. Oraya gelmeden önce. Evet. Binal Bey, babanız 70 yaşındayken Alzheimer hastası mıydı? Evet efendim. Teşhisi konmuş muydu? Evet efendim, belgeleri var. Doktor tarafından bunama teşhisi katılmış. Kaç yaşındayken konmuş? Efendim, 2012 yılında katılmış. Tamam, ama 2011'de evlenmiş zaten şeyle. Şimdi... özür dilerim, 2011'de ölüyor, evet anneniz. 2011'de şimdi, yani teşhis konmadan, daha Alzheimer teşhisi konmadan evleniyor. Ama unutkanlık başlamış mıydı? Şimdi, evet. Şimdi bizim babamız... Dur, bir dakika. Bizim babamız. Serap Hanım, şöyle açıklık getireyim ben. Benim aklım erdi ireli. Şimdi biz 10 kardeşik Serap Hanım... Hı. Babam devamlı kazma sapına şiddet uygulardı anneme, bana, dokuz evet, çocuğa. Evet. Pamuğu biz toplardık, ameliye para vermez de. Şeyleri, ben dışarıda 10 gün yattığımı bilirim. Kız kardeşimi öldürdü, kız kardeşimi sihirden, zehir düştü, pamuk zehri. Canına kıydı. Babam o zamandan beri hasta, biz duyurmak istemedik yani babamın hastalığını. Babamdır sonuçta. Ben burada İstanbul'da... Şeyde oturuyorum, Güneşli'de, annem bile ölümünü sonradan duyuyorum ben. Ay. Annem öldü, kız kardeşim öldü. Annemizin ölümü de şüpheli. O da şüpheli. Evet. Ben dedim ki bu... Üvey amcalar. Evet. Yani baba bir, anne ayrı. Yok, baba bir, anne evet, ayrı. Evet, evet. Amcalar, evet, efendim. Evet. Evet efendim. Biz neler çektik Serap Hanım? Biz çok acı çekiyoruz Serap Hanım. Size, sizi tercih ettik. Babanız okuma yazma bilir miydi? Evet. Yani bu teşhis konmadan önce yazdığı yazılara ulaşabilirseniz, birilerine mektup yazdı veya bir resmi hocam, evrak Elyas'ıyla yazdıysa Alzheimer oradan da tepsi. Değerli hocam, şimdi annem buraya surfa mı seriyor? Tepiyi çekiyor, birden surfaya tepki çekiyor Serap Hanım. Baba. Evet, şu kazma sapıları var ya. Biz pamuk toplamıyoruz ya, karşı geliyor. Fırıyoruz. Allah rahmet etsin neler de yani. Serap Hanım, zor bir adammış neler yani. Çektik, ah, neler, ah, neler. Kıyamam ya. Evet. Peki bu 28 yaşında kadınla evlendiğini sonradan, bütün kardeşler sonradan mı duydunuz? Şimdi evet, ben şöyle açıklama evet, getireyim Serap Hanım. Açıkla Bayram Bey. Şimdi benim bütün kardeşlerim ekmeğimizin peşinde. Babam çiftlikte kalıyordu köyde. Bu halisine Tufan ev vermiş. Tarım krediden para çekiliyor. Ben babamın parasını istemeye gittim de amcama, konuşma lan dedi. Sen verdin parayı diyor. Baban verdi bana diyor parayı diyor. Babamı kullanmışlar. Devamlı kullanmışlar. Sonra bu kızı bulmuşlar. Evet. Evlendirmişler. Kimsenin haberi yok. Onların hiç bilgimiz yok bizim. Nikahı kıymışlar. Evet. Siz bir ona da inanmıyorum Serap Hanım. Hiç inanmıyorum valla. Nikah var mı? Resmi nikah kıyılmıştı. Şimdi bir de şöyle bir durum var Serap var, Hanım. Resmi nikahı şimdi, var. Şimdi ben şöyle ifade etmek istiyorum Serap Hanım. Telefonda anamın dayak yedikleri hep mevcut, gösterebiliriz size. Hepsi mevcut yani. Peki annemizin delili de ölümü niye şüpheli diyorsunuz? Şimdi bu kişiler... Dayaktan mı öldü? Bu kişiler diyor ki biz 10 yıl önce polis tutanağında 10 yıl önce geldik diyorlar. 10 yıl önce. Anneniz hasta mıydı da öldü? Hastaydı evet. Birdenbire mi öldü? O zaman belki şüpheli diyebiliriz. Şimdi annemiz bizim hastaydı. Şeker hastasıydı. Kalpten anji oldu. Şimdi bizim arazilerimiz bizim başımıza bela oldu. Biz kalabalık bir aile olduk. Dur, daha oralara gelme dur. Kaç yaşındaydı anneniz öldüğünde? Annem 39 doğumlu hocam. 10 sene önce ölmüş. 2010 sene evet. 11'de öldü. 39 2011. doğumlu. 2011. Bayram Bey. Efendim Serap Hanım. Baktınız ki evlendi. Şimdi biraz önce ben kameralara konuşmanızı dinledim. Diyorsunuz ki bizim babamızın ölümü de şüpheli. Evet şüpheli. Beyninde ödem. Ve açlıktan öldü mide baba. Mide boş. Mide boş.
Beyinde ileri derece ödem, vücutta yatak yarası. Vücutta göre yatak yarası. Herhalde otopsi yapıldı. Evet efendim. Tamam, o raporları incelememiz lazım. Şöyle açıklama getireyim Serap Hanım. Şimdi babam hastaneye getirmişler ölmek üzere. Ölmek üzere. Ben hastaneye gittiğimde ocağının ateşi babamı göstermedi. Kelepçe vurdururlar bize görsen. Allah Allah. 10 çocuğa evlendiğinden beri planlı, tasarılı kelepçe vurduruyor çocuğunu görmesin. Rahat planımı koşturuyor diye. Yanında kaç kişi vardı? 4 kişi. 3 kişi de yanıma gelmiş. Biz diyor Allah için yardım ediyoruz diyor. Sen neydin yardım ediyorsun? Biz evlatlarıyız, bize nasıl gösterdirmiyorsunuz? Koca hastanenin kamerası kapanmış, benden şikayet oluyor. Canan. Evet. Ben de diyorum ki koca hastanenin kamerası nasıl kapanıyor, ben de şikayetçiyim diyorum. Öyle bir olay. Koca bezi bağlamış Serap Hanım, görsen koca yaralar çıkmış, buralardan çıkmış. Üzerine kapıyı kilitleyip gidiyor. Bakma bakma, bir şey yok babama. Komşular söylüyor bize. Ama ben gözümle hastanede gördüm. Şimdi değerli hocama bir soru sormak istiyorum. Tabii sorabilirsin. Şimdi değerli hocam, bu babamı ihbar ettik, hemen savcılık aldı, adli tıba götürdü. Orada bir oyun oynandı, adli tıp bizi hemen aradı değerli hocam. Bizi neydi gelmiyor diyor. Yok o adli şey tıp. Bize bir süre, bir süre alır o. Şey işte yazı müzekkere gönderecekler. Evet. Oradan başhekimliğe gidecek. Tüm evrak toplanıp fotokopisi alınıp aslı gibidir diye onaylanacak. Kargoya verilecek. Hemen gelmez. Yok, yok hocam arası 50 kilo. Ben şunu öğrenmek istiyorum. Onun kilometreyle hocam alakası yok. Serap Hanım, yazışmalarla alakası yok. Yok şey telefon ediyor bize. Ben söyleyeyim bir saniye. Şimdi adli tıp telefonu ediyor. Elden alın getirin mi dedi. Şimdi, biz götürek dedim. Serap işte o hızlansın diye en az bir haftada gider. Vermezler. Çünkü hemen. Vermemişler Serap Hanım, zaten. Biz o kadar adli acılar çektik ki. Şimdi siz hastanede bir insan iki çeşit raporla yaşanmaz. Yani mesela 2012'de hukuk davası açmışım ben. 2017'de, 2020'de. Şimdi ruh sağlığı, akıl ve beden sağlığı yerini 405'ten kısıtlatmaya çalışıyor yani. Yani vasi tayin ederken. Ama karısı zaten kendini vasi tayin ediyor. Hayır efendim, vasi Alzheimer kişilerde vasi tayin edilmesi gerekiyor. İşte karısı etmiş kendini. Nasıl etmiş? Yok Serap Hanım, biz ettik. Nasıl biz kazandık onu. Siz vasisi oldunuz mu? Hayır evet, efendim vasisiz. Vasisiz. Sizin benim gibi birey olarak gösterildi. Vasisi yoktu. Ya konuya çok o taraf hemen atlıyorsunuz ama bence şu kısmı önemli. Babanız Ceyhan'da mıydı hastanede? Adana'da mı? Ceyhan'da Serap. Ceyhan'da hastanede artık zavallı adam son günlerini yaşıyor. Vefat ediyor. Ve siz... Siz mi istediniz? Biz babamıza otopsi yapılmasını evet, istiyoruz. Evet. Ölümünü şüpheli buluyoruz evet diye. Evet. Benim Ünal Ercan. Evet. Şimdi 2017 yılında babam sağlıklı bir birey olarak gösteriliyor. Karakoldan tehdit üzerinden 9 kardeş ifadesi alınıyor. Savcılığa sevk ediliyor. 2012 yılında teşhis konduysa Alzheimer diye 2017'de nasıl sağlıklı gösterilir ki? Raporu var Alzheimer gösterildi dediniz. Gösterildi işte. Bunları yaşadık hocam. Bu saçma sapan olayı bize yaşattılar yani. Heyete girdi. İmkansız olayı. Evet. Demek ki aklı yerindeydi ama bir taraftan da yok, öyle bir şey yok. Alzheimer'ı iyileşmez. İyileşmez. Yani Alzheimer diyorlar iyileşmez. Da belki sadece unutkanlıktı hocam. Raporumuz var efendim. 2012'de. İşte adli tıp raporumuz bile var efendim. Ama 2012 ile 2017 arasında 5 sene var. Alzheimer'ı iyileşmeyeceğine göre ilerlemiş bile olması lazımken sağlıklı mı çıktı yani? Evet efendim. Rapor. Evet. Kişilerden şikayetçi oluyoruz. Cumhuriyet Savcılığı il değişikliği yüzünden şey veriyor. Mesela diyor ki yetkisizlik veriyorum, ben Adana'ya gönderiyorum. Adana'daki Cumhuriyet Savcısı girme buraları Allah aşkına ya. Konuyu daha ne alakası var şimdi konumuzla? Bayram Bey. Efendim Serap Hanım. Siz babanız evlendikten sonra ki bu kadınla 11 sene evli kalmış. Kadın 28 yaşında, babanız 70 yaşındaymış. Bu 10 sene 11 sene içinde babanızın evine misafirliğe gittiniz mi? Bir defa gittim eşimle. Evet. Gittiğime de pişman oldum Serap Hanım. Ne oldu, ne yaşadınız? Babamı şuraya geldik, evine vardık. Oturduk. Sözleşme imzalayacağı. Ne sözleşme? Aynı hareketi gösterebilir miyim? Göster. Şimdi bu babam, ben de Canan oğlum Serap Hanım. Kağıdımda
Yaşar Bey, ben tanıyor musun? Yaşar Bey diyor Canan. Eşim de görüyor, ben de görüyorum gözümle. O da böyle diyor babama, böyle diyor. Yaşar Bey beni tanıyor mu diyor. Babam gitti. Babanın kafa gitmiş. Gidiyor geliyor. Seni tanıyor, tanıdın mı baba? Yok, beni sonradan tanıyor. Gidiyor geliyor Serap Hanım. Şimdi ondan sonra da bu hap kullanıyor ya babam. İlaç yani sağlığı için. Yani bizi sokmuyor. Şeyim çıkar diye piyasaya ortaya. Bu pança pança hapı veriyor. Babamı bitirmiş Serap Hanım. Attı babama. Gel dedi, bayram dedi. O babana bak dedi. Ne yapayım sonuçta babam. Ama evet, babam bizi reddediyor ama biz dayanamıyoruz. Babamız diyor. Şimdi ben babamı aldım götürdüm Serap Hanım. Adana başkent. Baştan aşağı başladı. Hastalık yok bunda dedi. Eğer onu ben götürmeseymişim babam 5 sene önce ölüyordu Serap Hanım. Yani hocamız dedi ki. Sonra 5 sene daha mı yaşadı ondan sonra? Hastaneye götürdükten evet, sonra. Babam hocamız dedi ki, diğer hocamız. Al bunu götür dedi. Ben orada yüksek ses konuştum. Bunu kabul etmem ben dedim. Tamam Bayram Bey dedi, babanın geri alak. Yatırdılar Serap Hanım. Babama ayak üstü. Yarım metre şey soktular beline. Hastalık orada çıktı Serap Hanım. Baban zehirlenmiş dedi komple. Zehirlenmiş. Evet. Ya beline bir İlaç. Şeyler sokarak zehirlenme anlaşılmaz. Lomber ponksiyon yapıldı mı? Yani tamam, menenjit var mı yok mu diye yapılan bir şeydir. Dur, ona da geliyorum hocam. Şimdi babamın komple kanını aldırıyor, beyaz kan veriyorlar. Kan çıkıyor, beyaz kan veriyorlar. Serap Hanım. Şuradan çıktı. İki kere beyindeki önce ödeme şey alma çıkmadı, değerli hocam, tedavisi görmüş. İki kere komple beyindeki ödeme alma tedavisi. O şey herhalde felç geçirdi babanız. Abi, felç beyin ya. Kanaması geçirdi. Onunla ilgili yapılabilir ama yani. Şuna da dikkat çekin değerli hocam. Öbür haptan da kullanıyordu. Anlarsınız. Canın yanında açıklamak istemiyorum. Anladım. Anladık. Şimdi anladık. Peki. Aşırı zehirlenme var değerli hocam. Dikkat yani o çekin. Haptan aşırı kullanmış diyorsunuz. Şimdi Serap Hanım. O sebep olmuş. Peki bu vücudunda 5 sene daha yaşadı ama bu benim senin sayemde, bu senin Bayram sizin babanızı son görüşünüz mü, sonra bir daha gitmediniz mi, o vücudundaki yatak yaralarını falan görmediniz mi? Serap Hanım onu izah etmeye çalışıyor, kelepçe vuruyor kelepçe polis bize. Kişi sizin bizim gibi gösterilip avukat tayin edilip çocuklarını yaklaştırtırmıyorlar, şikayet ediyorlar. Benim 2019'da derhal beraatimi aldım. Size uzaklaştırma mı aldı? Evet, evet. Hayır. Bir de babamız niye reddetti? Sizi babam bizi reddederse etsin dediniz hasta ya. Hasta adamı kullanıyorlar değerli hocam. Ya babanız değil, adamı. Onlar babanızın ağzından reddetti evet, sizi evet. Yani. Şimdi Serap Hanım, 2019'da beni sanık ettiler. Tehdit ettim falan. Gittik, hakim bey dedi ki, Yaşar Bey de bir gelsin görelim dedi. Yaşar Bey bir geldi ki, Yaşar Bey. Evinin adresini söyleyecek durumda değil. Ondan sonra arazi sattırdılar bu Yaşar Bey'e. Ya şimdi konu tabii çok enteresan. Ama bunun yanı sıra söyleyeceğim bir şey çok. 1 milyon lira para, 5 traktör, çiftçilik malzemeleri, teçhizatı satıyormuş herhalde varmış. Onlar 3 dükkan, 3 ev, 250 dönüm arsayı baba hayattayken satmışlar. Evet efendim. Doğru mu? Canada. Kuşlar hem sattırdılar adama. Hem şu anki, hem sattırdılar. Şu anki değeri ne kadar bunların? Şu anki değeri 120 milyon civarında. Bizim yıllık gelirimiz de 10 milyon civarında. Bunları babanız üvey anneyle evliyken bir şekilde üvey anne bunu satalım diye ikna ediyor. Ve bunlar satılıp nakde mi dönüştürülüyor? Evet. İkna diye Serap Hanım. Şu anda devam ediyorum. Kalan 60 dönüm arazide. Onu bırak. 102 ton mısır 700 bin lira. Bu saydığım şeyleri. Bu 700 bin lira mısırı da aldılar şu an. Bayram şu an Bey, bir hafta önce. Bu saydığım şeyleri kadın sattırdı mı? Evet efendim. Para şimdi kimde? Şöyle açıklama getireyim Serap Hanım. Son cümle bak. Paranın olup olmadığını da bilmiyoruz. Parasız da devredilmiş olabilir. Efendim 2 günlük hafta sonu tatili bizi bekler. Hepinize güzel bir hafta sonu diliyorum. Pazartesi günü saat 13'te Star ekranlarında sağlıkla buluşalım. Her şey gönlünüzce olsun. Hafta sonunuz güzel geçsin. Kendinize iyi bakın efendim. Allah'a ısmarladık.